Baba, sen mi ağlıyorsun? Yok oğlum, ağlamıyorum. Gözüme biber kaçtı. Baba, hadi doğruyu söyle. Yok yok, doğru söylüyor. Salatalıktan kaçıyorum, yerimi söylemeyin. Ha? Bu Necati abi. Ha? Kapa kapa meşgul. Necati abi, ne oldu sana? Neyin var? Sokakta bulduğum ikiz evcillerin bakımını üstlendim. Ama yaptığım yuvalarının çatısı bile yok. Necati abi, sakin ol. Her şeye ben yetişiyorum. Ama onlara bir çatı yaptıramıyorum. Güneşin altında sıcaktan pişiyor yavrucaklar. Neyse, sizi dertlerimle sıkmayayım. Canan, bir şey yapmalıyız. Necati abiyi hiç böyle mutsuz görmemiştim. Ben görmüştüm. Fıstık kavanozunu açamayınca iki gün ağlamıştı. Sonra ne olmuştu? Onun bir fıstık kavanozu değil, kumbara olduğunu söyleyince susmuştu. Bu sefer işe yaramaz. Bence artık oynamadığımız oyuncaklarımızı satıp kazandıklarımızla ikiz evcillere o çatıyı yaptıralım. Harika bir fikir. Geliyor, geliyor. Kaçma. İşte Kadriye. Gözüme kaçan biber. Çabuk yakala. Temizlik kuvveti. Oyuncaklar. Muhteşem oyuncaklar. Oyuncak almak ister miydiniz? Of. Bir sürü müşteri var ama kimse bizden satın almıyor. Neden sizden satın alsınlar ki? Ha? Benim adım Pazarlama. Anladınız mı? Burası pazar, ben de lamayım. Pazarlama. Anladık, anladık. Önemli olan sattığınız ürün değil. Önemli olan pazarlama. Bakın diğerlerine ürünlerini nasıl pazarlıyorlar. Elmalar elma, pamuk prensesten güzel elma. Parmaklar dolma, sen eksik olma. Gençlere güzellere, bir düdüklü tencere. Al şimdi bir kere, pişir pişir ye. Müşteriler pazarda, eteklerim sarayda. 3 lira, 5 lira, 3 lira, 5 lira. Hoppili cüppili buyru, buyru, cüppili hoppili buyru. Ha? Sen ne satıyorsun? Bir şey satmıyorum. Ben gaza geldim. Bebek maması, bebek bezi, bebek mendili, bebek biberonu. İndirimden bir şey ister misiniz? Şunu istiyorum. Ürünü okumuyor. Ürün değilim ben. Müşteriyim. 999 lira. Kart geçiyor mu? Geçiyor. O zaman nakit ödeyeceğim. Şuradan alır mısınız? Nakit değilim ben. Ama yine de bozuldum. Daha fazla böyle espriniz var mı? Yoksa hesabı kapatıyorum. Hazır mısın Canan? Oyuncaklar! Oyuncaklar! Almayanın arkasından ağlar! Gelin! Sosyal sorumluluk projemize siz de ortak olun! Evsiz evcillere yuva olun! Sosyal sorumluluk dedi! İşe yarıyor! 5 lira 10 lira, 5 lira 10 lira. Herkes alacak sıra sıra. Gazeteye sar ver. Sosyal sorumluluk. Yuhu! Şimdi cip cip zamanı. Ben banyoyu hazırlarken siz burada uslu uslu durun. Biraz şundan koyalım. Biraz da köpük. Azıcık tuz atsak. Ayran oldu sanırım. Ola? Ola mı? Alo. Necati Bey, kredi kartınızı çok kullanmışsınız. Çok yorulmuş, şikayet ediyor. Söyle söyle, jelatinim soyuldu, onu da söyle. Jacuzzi bakuzzi, küvette şüvette. Banyo köpürdü, üstüme geliyor. Böyle bahane olmaz. Tünele girdim, çekmiyor diyeyim bari. Köpük, köpük!
Arada oyuncak gönlüm. Yaşasın. Neredeyse yeterli parayı topladık. Artık evcil ikizler sıcaktan pişmeyecek. Şu sosyal sorumluluk projesi yüzünden hiç mal satamıyoruz. Ben sıkıntıdan düdüklü tencerenin düdükleriyle oynuyorum. Düdük! Düdük! Beni dinleyin. Mal satamadığım için Afrika'dan gelen elmalarım birbirine kavuşamıyor. Gelin onlara yardım edelim. Her elma bir buluşma. Yardım edelim hadi. Koşun elma alalım. İşte bu. Biz de sosyal sorumluluk yapacağız. Oo etekçi. Bakıyorum çok sevindin. Eteklerin zil çalıyor. Bu animasyon yüzünden 4 animatör eve geç gitti. Üzgünüm Necmi. Seninle oynayamam. Ben artık ikizlere bakıyorum. Necati, zaten benle oynamanı istemedim. Israr etme Necmi. İkizleri parkta gezdirip geri döneceğim. Necati, tek başıma oturuyorum. Beni rahat bırak. Madem çok zor durumdasın, 2 saniye oynayabilirim belki. Bana ben de yardım etmek istiyorum. İki kilo da bana. Affedersiniz. Kavuşamayan elmalar hikayesini dinledik. Buna sebep olmak istemezdik. Topladığımız parayı size bağışlamak istiyoruz. Elmaların kavuşması çatıdan daha önemli. Hey, beni dinleyin. Peynir satamadığım için peynir ekmekle beslenen uçan balinalar aç kaldı. Uçan balinalara yardım edelim. Ben de yardım etmek istiyorum. Ben karpuz satamadığım için bostan korkulu sürekli ağlıyor ve gözyaşları buharlaşıp küresel ısınmaya yol açıyor. Ben de yardım etmek istiyorum. Ben de yardım etmek istiyorum. Etek satamadığım için ince belli çay bardakları şişmanladı. Millet çay içemiyor. Ne olur yardım edin. Abi daha iyi bir şey bulman lazım. Peynir ekmeksizlik yüzünden güçten düşüyorum. Yakında uçamayan bir balina olacağım. Dikkat et, yavrucakları ezeceksin. Oo, Necati. Başına talih kuşu konmuş. Tanju, yardım et de yokuş aşağı çalıştıralım. Yardımım karşılığı gofret vereceğini hissediyorum. 1-2 gofret. Ne olur ağlama artık. İklim bozuluyor. İçim karardı. Gidip biraz fırtına estireyim. Şakir, topladığımız parayı kime vereceğiz? Herkesin çok önemli dertleri var. Kavuşamayan elmalara el verin. Kurumayan ıslak mayoları kurutalım. Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasını kaybediyoruz. Bilemiyorum Canan. Halka mı sorsak? Biz sadece izliyoruz. Görüşürüz. Ay 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 ne kadar çabuk büyüyorlar değil mi? Öyle. Sizinki kaç yaşında? Benimkiler ikiz. Bir haftalıklar daha. Okula gitmek için biraz küçük değiller mi? Ayakkabıların dilleri varsa neden konuşamıyorlar? Bazı soruların cevapları yoktur. Mısırcı. İkizleri unutmuşum. Mısırcı dur bekle. Parayı sizin sosyal sorumluluğunuz için neden kullanalım? Bize tek kelimeyle anlatın lütfen. Tek kelime az oldu. Daha uzun anlatın. Şeftali enflasyonu yükselince lira uzay paritesi düşecek ve uzun vadede karlılığa yol açacak. Çok karışık terimler. Müşteriler ne diyor? Anlaşılır konuşmadı. Anlayamadım. Bence elmacıya yardım edin. Olmayan bir sorun. Çok da büyük dert değil gibi geldi yani. Sen niye 10 puan verdin? Bozuğum yoktu. 7 puanı geri alacağım. Vitaminsizlikten büyüyemeyen portakallarımı herkes mandalina sanıyor. Parayı benim sosyal sorumluluğumda kullanalım. Bir dakika. Sabahtan beri kimseye yardım edemedik. Pazarcılar da mal satmayı bırakıp yarış içine girdiler. Bu kadar kişi boş boş oturup zaman geçireceğimize hep beraber sorunlarımızı çözelim. Bu çocuk çok mantıklı konuştu. Tüm paramızı ona verelim. Hayır, parayla değil. Gidip gerçekten sorunlarımızı çözeceğiz. O zaman son bir smaç basayım gidelim. Oley!
kestane kebap olalım mı ahbap? Hoppa cuppa da cuppi yuppi. Ha? Ha? Pazarcıların sorunlarını çözdük ama ne paramız kaldı ne oyuncağımız. Başa döndük. Necati abiye çatı yapma hayalimiz suya düştü. Pazarcılar da işine döndü. Artık bize yardım etmezler. O çatı benim. O çatı benim çatım. Çekicim sizinle. Hayır, Kara Murat benim. Filmleri karıştırdık iyice. Ben sadece kasanın üstüne çıkmak istedim. Özet olarak size yardım edeceğiz ve çatıyı beraber inşa edeceğiz. Oley! Sizi kümesinize koyalım. İyi geceler masalına hazır mısınız? Bir varmış, biri yokmuş. Her işe koşan ama size bir türlü çatı alamayan bir Necaticik varmış. Necati abi. Necati yorgunluktan Şakir'in sesini hayal ediyormuş. Bir de tereyağlı tost kokuyormuş. Necati abi. Tereyağlı tost kokuyormuş dedim. Necati abi tost yok ama bak elimizde ne var. He? İnanamıyorum. Şakir, Canan, beni çok duygulandırdınız. Bu bölüm o kadar çok ağladım ki seslendirme sanatçım yoruldu. Tamam Necati abi, tamam geçti. Hadi şu yavruların çatısını koyalım. Ama... Necati abi, senin ikiz evcil dediğin bunlar mıydı? Tüm gün bunun için mi uğraştık biz? Evet. Bakın bunun adı Şupidik, bunun adı da Kikibik. ama güneşte kalırlarsa... Güneşte kalırlarsa gerçekten pişeceklerdi. Hiç Adanalıların videolarını izlemediniz mi? Ekranların en havalı, en kornalı bilgi yarışması Araba Avcısı'na hoş geldiniz. Yarışmacımız bugün bu araba için yarışacak. Karşınızda Kızıl Fırtına Duble X. 8 tekerli, 2 direksiyonlu, üstü altı açılabilir, full otomatik, triptonik ve tipi tip. Üstelik havalı kornalı. Hem de havalı kornalı. O kadar şey varken bundan mı etkilendin yani Necati? Keşke benim düdüğüm de böyle çalsaydı. Ve yarışmacı koltuğunda Şakir. Hadi aslanım, göster kendini. Cevabı bilmiyorsan boş bırak, kaydırma yapma. Hoş geldin Şakir. Araba kullanmak için çok küçüksün. Kazanırsan bu teknoloji harikasını kim kullanacak? Ben babasıyım. Ben de baba yarısıyım. Sen en fazla çeyreğim olursun. Başvuru formunu ben doldurdum Şakir, unutma. Hemen yarışmaya geçelim. İlk soru gelsin bakalım. Ağrı Dağı'nın yüksekliği kaç metredir? A 3000, B 4000, C 5436, D 5137. Ben bunu biliyordum. Öğrendiğim anı hatırlamaya çalışayım. Sesli düşünebilirsin. 3 ay önceydi. Hatta görüntülü düşünsen daha iyi olur, biz de izleriz. Babamla birlikte helikopterdeydik. Görebiliyor musun Şakir? Ayak izlerini gördüm baba. Kaç numara? 47 mi? Buradan nasıl bilebilirim ki? Kendini de gördüm. Necati abi. İşte orada. Dağ ayısı olmadığına emin misin Şakir? Hiç mor dağ ayısı olur mu baba? Aslında morfil de olmaz ama... Uçuruma doğru yürüyor. Hemen atlayıp kurtaralım. Atla Şakir. Hoppa! Necati dur! Necati abi! İşte yakaladık. Hayır dur Necati abi! Necati uyan! Baba bir şeyler yapmalıyız. Dur, ninni söyleyerek uyandırmaya çalışayım. Bir küçücük aslancık varmış. Baba olur mu hiç öyle? Aklıma bir fikir geldi. Necati abi uyan, kahvaltı hazır. Benim yumurtam yok olsun. 3 tane yeter. İşe yaradı. Aferin Şakir. Necati bu uyur gezerliğine artık bir çare bulmalısın. 2 gündür her yerde seni arıyoruz Necati abi. 2 gün mü? Olamaz. Hangi yıldayız yani? Necati abi sakin ol. Bıraktığın yıldayız hala. Hem sen nasıl yürüdün buraya kadar? Biz helikopterle zor çıktık. Neredeyiz ki? Ağrı Dağı'nın zirvesindeyiz Necati abi. Ülkemizin en yüksek zirvesi. Baksana tabelaya.
Arda rakım 5137 metre yazıyor. Evet, hatırladım. Cevap veriyorum. D şıkkı. 5137 metre. Cevabı görmeden önce merak ettim. Dağdan nasıl indiniz peki? Helikopter dönüp sizi aldı mı? Kendi imkanlarımızla indik diyelim. Çok zevkli! Doğru cevabı görelim o zaman. Dağdım, dağdım, dağdım. Zaten heyecanlıyım. Bir de sen efekt yapma Necati. Ve doğru cevap 5137. Tebrikler Şakir. İkinci sorumuz geliyor. Bir glikoz molekülü diğer adıyla basit şeker hangi atomlardan oluşur? A. 3 karbon, 5 azot. B. 4 hidrojen, 2 oksijen. C. 6 karbon, 12 hidrojen, 6 oksijen. D. 1 azot, 2 oksijen, 5 karbon. Bunun cevabını bilmiyorum ve yedek oyuncu jokerini kullanmak istiyorum. O zaman yedek oyuncu gelsin. Yaşasın! Yedek oyuncu benmişim! Hoş geldin. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Benim adım ne? Ne? Biraz dediğiniz için fazla tanıtmadım. Tamam, daha detaylı tanıyalım öyleyse. Benim adım Necati ve düdük çalmayı çok severim. İşte şimdi oldu. Benzinim azaldı diyor. Aç bırakmayın bu arabayı. Arabayla dütleşmeyin lütfen. Yarışmaya devam edelim mi artık? Cevap veriyorum. Edelim. Bildim, kazandık. Düdüğü kaldıralım. Henüz kazanmadınız. Soruyu tekrar okuyorum. Bir glikoz molekülü diğer adıyla basit şeker hangi atomlardan oluşur? Çok şanslıyım. Müziği çok severim. Bu bir kimya sorusu Necati. Doğru cevap beynimin bir yerlerinde. Ama nerede? Evet, hatırlıyorum. Okulun laboratuvarına bir hışımla girmiştim. Alo, alo. Ne istiyorsun Necati? Şu an çok hassas bir deney yapıyorum. Deneylere bayılırım. Ne deneyi? Kendi kendine pişen makarna deneyi. Oo, çok akıllıca. Sonuç ne? Deney başarısız. Evet, sen ne istiyorsun? Bana hemen şekerin formülü lazım. Glikoz yani. Çok basit. Yazıyor musun? Aklımda tutarım, söyle. 6 karbon atomu. 9 tane strafor, evet. Sen yaz Necati lütfen. 6 karbon, 12 hidrojen ve 6 oksijen atomuna ihtiyacın var. Evet, yazdım. Sağ ol Mirket. Ben de sana kremalı bisküvinin formülünü vereyim, ödeşelim. Krema ve bisküvi. Hadi biraz şeker yapalım. karbonlar, karbonlar neredesiniz? Pişt. Azotum ben abi. Sen biraz ileride oyna bakalım. Karbonlar. Buyur abi, karbon mu lazımdı? Alsınız geçin şöyle. Hidrojenler neredesiniz bakayım? Bizi mi çağırdın abi? Siz 12'dir. Şu karbonların yanına gidin. Oo, sizi gidi hididiler. Aferin size. Oksijenler, oksijenler neredesiniz? Oksijen mi lazım abicim? Aa, ekrana yaklaşma o kadar oksi. Ödüm koptu. Beş arkadaşını kap gel çabuk. Tamam abicim. Biz geldik. O zaman füzyon başlasın. Başardım. Şeker yaptım. Müdür bey, buyurun bol atomlu, ay ama bol şekerli Türk kahveniz hazır. Sanki şekeri icat ettin. Niye bu kadar uzun sürdü? Yani bu hikayeye göre sorunun cevabı 6 karbon, 12 hidrojen ve 6 oksijen. Bakalım doğru mu? Doğru cevap açılsın. Oley! Yaşa Necati! Tebrikler. Yalnız bir şeyi merak ettim. Madem şeker lazımdı, neden gidip bakkaldan almadın? O kadar aklım olsaydı okuyup lahmacun olurdum. Öyleyse yeni sorumuz gelsin. Jüpiter gezegeninde bir gün kaç saattir? A. 1 saat, B. 10 saat, C. 24 saat, D. 40 saat. Evet, bildiğim yerden geldi. Jüpiter buradan bir ışık yılı uzakta olsa, bir ışık yılı da 5000 takla etse, takla bölü saniye çarpı kütlenin hüpletme hızı eşittir
Ben joker kullanmak istiyorum. Peki hangi jokeri? Babasına sor jokeri. Peki kimin babasına soralım? Şakir'in. Şakir'in babası gelsin. Ben Remzi. Şakir'in babasıyım. Hoş geldin Şakir'in babası Remzi. Oo, prodüksiyon çok iyi. Hiç yorulmadan buraya ışınlandım. Evet Remzi. Jüpiter'de bir gün kaç saat sürer? Bir fikrin var mı? Çok basit bir soru. Yalnızca hatırlamam lazım. Uzun zaman önceydi. Yo, çok önceye gittim. 20'li yaşlarımdaydım. Evet. Dünyadan Jüpiter'e, dünyadan Jüpiter'e. Sesimi duyan var mı? Alo! Alo, kimsiniz? Aa, Jüpiter mi orası? Yok, Sarıyer. Tabii ki Jüpiter. Oo, Jüpiter'de canlı yaşam formu keşfettim. Jüpiter simidine gel. Sıcak sıcak. Hızlı simit, hızlı. Siz kimi aramıştınız? Ben rastgele bir frekans seçtim. Siz çıktınız karşıma. Rastgele mi? Ha? Patron? Yine işe geç kaldın. Kovuldun. Break, Jüpiter. Ses ver. Ne var ne? Burada zaten günler 10 saat. Zaten hiçbir şeye yetişemiyorum. Bir de sen oyalıyorsun beni. Bir daha arama sakın. Jüpiterliler çok dost canlısı değil galiba. Neyse, dünyadan Uranüs'e, dünyadan Uranüs'e, Uranüs ses ver. Cevap veriyorum. B şıkkı. 10 saat diyorum. Bakalım öyle mi? Doğru cevabı görelim. Bravo baba. Aferin telsiz Remzi. Tebrikler. Yani Jüpiter'deki bir uzaylıyla telsizle konuştunuz öyle mi? Evet. Ne var ki bunda? Sevgili seyirciler, final etabıyla birazdan tekrar karşınızdayız. Araba avcısı final etabıyla devam ediyor. Şakir, bu soruyu bilirsen araba sizin. Ne düşünüyorsun? Kendime güveniyorum. O zaman soruyu görelim. Tuk tuk leylekleri bu mevsimde nereye göç ederler? A. Kenya, B. Uganda, C. Hindistan, D. Şili. Ama bunu daha bugün duydum. Bugün mü? Evet, bir tuk tuk leyleği bize nereye göç edeceğini söyledi ama hatırlayamıyorum. Biraz geçmişe dönmem gerek. Dönelim. Bu sabah program çekimi için buraya geliyorduk. Necati yeter. Şu düdüğü çalmayı bırakır mısın artık? Sen mi çalmak istiyorsun? Öyleyse kendi düdüğünü alman lazım. Ben çalmak da istemiyorum, duymak da istemiyorum. Müzik aleti çalıyorum diye lütfen beni kıskanma Remzi. Düdük bir müzik aleti değildir. Baba, Necati abi. Tartışmayı bırakın. Yarışmaya hazırlanmalıyız. Merhaba. Ben tuk tuk leyleğiyim de. Necati dur. Buyurun. Ben de göç ediyorum. Acaba de gitmek için ne tarafa uçmalıyım? Ben anlayamadım. Aa, tuk tukça bilmiyorsunuz galiba. Ne tarafta onu öğrenmek istemiştim. Neyse, başkasına sorarım. Ten nasıl gidilir diye. Düdük yüzünden anlayamadık. Bekleyin. Necati, beğendin mi yaptığını? Son bestemden mi bahsediyorsun? Peki siz beğendiniz mi? Evet, cevabın nedir Şakir? Cevap veriyorum. Düt. Tek duyabildiğim düdüğün sesiydi. Bu da demek oluyor ki cevabı bilmiyorum. Çok yazık. Maalesef Kızıl Fırtına duble X'i kazanamadınız. Ah Necati, ah! Bu mükemmel arabayı kaybettiniz. Ama size ayağınızı yerden kesecek bir teselli ikramiyemiz var. Teselli ikramiyesi mi? Yoksa bir tekne mi? Ha, yoksa bir uçak mı? Nasıl da kaçırdık 8 tekerlekli Kızıl Fırtınayı. Olsun oğlum. Hem 3 tekerli bisiklet daha sağlıklı. Hem de artık her yere birlikte gideceğiz. Ne kadar güzel değil mi? Buradan sola dön Necati. Gelkenler fora, bisiklet sola. Necati! Sakin olun, panik yok. Ben yardım çağırıyorum. Tuk tuk değnekleri. Tamam. Kömürler kızarıyor. Yelle yelle yelle. Hızlı da yelle. Yelliyorum baba. Böyle yelleme olmaz. Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Yelle yelle.
işte çocuk. Şakir bak, bu yeni cep telefonu uygulaması sayesinde etrafında gerçek hazine varsa bulabiliyorsun. Gerçek hazine mi? Etrafımız hazine kaynıyor zaten değil mi? Evet kaynıyor. Yani ben öyle inanmak istiyorum. Kesin buluruz, kesin. Seni dinlemiyorum hayal yıkıcı. Şimdi biraz etrafa bakayım. Birazdan kesin bir hazine bulacağım. Abi bir de para verdin şu uygulamaya değil mi? Dinlemiyorum. Hazine yakında. Hazine yakında. Oha! Hazine! Hazineyi bulduk. Çok komik. Nerede gösteriyor peki hazineyi? Hemen hemen rol. Tam olarak. Hazine bulundu. Hazine bulundu. O da ne? İşte hazine. Ama bu çok saçma. Canım uygulamam benim. Seviyorum seni. Şımartıyorsun beni. İnanamıyorum. Çok şanslısın Necati abi. Bu çok çok eski bir sandık. Şimdi bunu nasıl açacağız peki? Açılın. Sağ ol canım Remzi'ciğim. Merhaba gençler. Ben siz hazine sandığımı açıyorsunuz yoksa? Vay canına içinden çıkan şu kıyafetlere bakın. Oo, tahta kılıç ve kalkan da varmış. Bu benim, bu benim. Bu da benim, bu da benim. Bana hiçbir şey kalmadı. Aa bak sandığın dibinde bu kalem kalmış. Al sen bununla oyna. Gel buraya kötü savaşçı. Asıl sen gel. Sarı bıyık. Hua! Hikkıdı hokkıdı. Lazer gücü. Çu 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 çu. İyi ki bu kıyafetleri bulduk değil mi? Bana bu saçma sapan kalem kaldı. Sevgili günlük. Bugün ailecek pikniğe gittik. Babam mangalı yerlerken uçmayı öğrendi. Necati abi bir hazine sandığı buldu. Sandıktan çıkan kıyafetleri kendileri aldılar. Bana da bir tane kalem kaldı o kadar. Ama olsun. Sonuçta alt tarafı kıyafet. Ne kadar eğlenceli olabilir ki? Oha! Bu kıyafetler çok eğlenceliymiş. Şakir'e kalmamasına da çok yazık oldu. Kalem kırıldı. Neyse. Bugün sandıktan çıkan şu kalemle devam edeyim. Nerede kalmıştım? Bana vermedikleri kıyafetler umarım canlanır ve kaçıp giderler. Beni oynatmamak neymiş görürler böylece. Evet, yastık gücü! Vuçiçiçiçu! Ooo, seviye atladım galiba. Baksana havalandım. Saçmalama oğlum, ne seviyesi? Garip bir şeyler oluyor bize. Yok yok, elleme. Seviye atladık, belli belli. Baksana, ışıklara bak. Bence bu kıyafetler canlandı Necati. Ne? Anneciğim! Bari kendi kimsenle gittik gene. Ne oluyor? Oluyor bir şey Necati. Bilmiyorum. Ama çok eğlenceli Remzi. Keyfini çıkarmaya çalış. Ne keyfi canım. Salon perişan oldu. En azından 10 bin liralık masraf var. 12 bin oldu. Televizyondan gitti. Ay. Ben kapıya gidiyorum galiba Necati. Ben de geliyorum sanırım Remzi. Kapı da gitti. Etti 13 bin. Kapı daha pahalıydı. Ne olmuş burada? Çavak çıkmış adeta. Evde en az 13 bin liralık hasar var. 13.500. Anneciğim! Ay ne yapıyorum ben Necati? Bir yerlere vuruyorum. Ama ben vurmuyorum. Kıyafet vurduruyor bana. Ben de arabaları tekmeliyorum Remzi. Engel olamıyorum. Sevgili araba sana kızdığımdan değil. Yemin ederim kıyafet yaptırıyor. Oh! 16.41, 16.41. Durum raporu verin. Abi durum raporu istiyorlar. Durumlar bitmek üzere. Anlaşıldı tamam. Eğer müsaitseniz yan sokağa gidin hemen.
Bir aslan ve bir fil etrafı dağıtıyor diye ihbar aldık. Emredersiniz efendim. Yürü, yürü gidelim. Hadi atla çabuk. Sirenimiz bozulmuş. Ben ağzımla yapıyorum abi. Benzedi mi? Sesler kesildiğine göre eğlence bitti herhalde. Zaten iki tane tahta kılıçla ne kadar eğlenilirdi ki? Neyse, ben yazmaya devam edeyim. Ben de yazarak eğleniyorum. Çünkü yazarken eğlenmeme engel olacak hiçbir şey karşıma çıkamaz. İstediğimi yazabilirim. Değil mi yani? Mesela bütün dürümlerin canlanıp etrafta lömpen lömpen diye bağırmasını isteyebilirim. Ki bence bayağı bir komik olurdu bu. Hatta bıyıklı dürümler olsa tadından yenmezdi. Bıyık yemek de bir saçma oldu ama o anlamda demedim zaten. Usta, bana bir tane daha çöp şiş atar mısın? Hemen abim, emrin olur. Lömpen, 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 lömpen. He, ne oluyor? Buraya gel, daha seni yemedim. Lömpen, 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 lömpen. Dürümlerim, evlatlarım durun, gitmeyin. Hatta ve hatta bütün herkes birkaç dakikalığına göbek atıp oynamaya başlasa o da çok komik olurdu. Durun! Dükkanımı haşet ettiniz. Ne oluyor? Ben niye göbek atıp oynuyorum? Şimdi ne oluyor? Kızla bize bak dağılınca. Polis geldi. Şimdi yandınız. Ne oluyor bize? Neler oluyor? Ben de anlamadım ki abi. İsteyerek yapmıyorum ben de. Hadi memur bey, hadi hadi. Çabuk durdurun şu yağmacıları. Bir şey yapamıyoruz. Kilitlendik kaldık böyle. Yandan. Remzi baksana. Tek sapıtan biz değilmişiz. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Neler oluyor burada? Canlanan bina da gelip bütün şehirde gezinsin. Hop aman. Yandanmış çıkkıdı çıkkıdı çakir. Eyvah. Dede iyi misin? Bu göbek atma da nereden çıktı? Hop aman anne. Çakir bana ne oldu böyle? Ben niye böyleyim oğlum? Babanlar nerede bakayım senin? Nereden bileyim, ben hep odamdaydım. Bir sesler geliyor dışarıdan. Birimizin ortasın. Ben kendi düğünümde bu kadar oynamadım. Bütün mahalle hayırlı işler olmuş. Yandan. Bir dakika. Göbek atan polisler, canlanan kıyafetler. Yoksa... Bunlar günlüğe yazdığım şeyler. Hepsi gerçek olmuş. Belki de bu özel kalem sayesinde oldu. Silemet, sil o halde. Silinmiyor. Silinmiyor. Bu ses de neydi? Hayır, olamaz. Ne yazmıştın Şakir? Çabuk söyle. Hiç söylemeyeyim en iyisi. Şimdi ne yapacağız? Eğer o eski sandıktan bu kalem çıktıysa orada özel bir silgisi de olmalı. Sandığa gitmeliyiz. Bir, iki, üç. İşte araba şuradaymış. Hemen gidelim. Remzi, sizin ev gidiyor. Nereye gidiyor? Ev nereye gitsin Necati? Galiba uykusu kaçmış, hava almaya gidiyor. Saçmalama Necati. Ev gidiyor. Baya evimiz gidiyor. Remzi'nin yürüyen evi. Çok güzel Japon çizgi filmi olurmuş bundan. İşte sandığın çıktığı çukur. En son ben aşağı atmıştım. Beni tut dede. Sandığı çekeceğim yukarı. Hadi bakayım. Hadi çabuk nerede, çabuk. Nerede? İşte dibindeymiş. Yaşasın. Silgi varmış. Doğru tahmin etmişim. Al defteri al. Sil hemen bütün yazdıklarını. Tamam. Siliyorum.
Bir şeyler oluyor. Evet, her şey geri geliyor. İşe yaradı. Defterim boş. Henüz yazmamışım yeni kalemle. O halde her şeyi eski haline getirmeliyim. Umarım bütün sandık ve içinden çıkanlar yok olur. Obalaylum! Kıyafetler gitti. Kalem kayboluyor. Gitti komple. Silgi sayesinde her şey yok oldu herhalde. Oh, yaşasın. Kurtulduk. Hiçbir şey olmadan geri geldim. Şakir, bizim kıyafetlerimiz birdenbire yok oldu. Senin bir ilgin var mı? Nereden ilgim olabilir ki? Odamdaydım ben hep. İyi, ne yapalım o zaman? Yeni bir uygulama indirmiştim. Hadi onu oynayalım. Nasıl bir uygulama? Etraftaki vampirleri bulan bir uygulama. Ne? Hayır. Sakın beni bu işe bulaştırma. Anne. Şaka yaptım, şaka. Şakir, şaka çocuğum. Öyle uygulama mı olur? Ben bile korktum ya. Anne. Ya gerçekse. Bir kere öncelikle kıymayı kasaptan alacağım. Marketten de çektirebilirsin ama ben kasabı tercih ediyorum. Niye biliyor musun? Eski kasapların kapısında böyle boncuklar var ya, onları aralamaya ve çıkardıkları seslere bayılıyorum. Neyse, ana konudan sapmayalım. Böyle biraz ekmek içi, biraz karabiber, çok az da tuz alıp kıymayı yoğurmaya başlıyoruz. Bak, yandaki teyze nasıl dinliyor? Yanlış bir şey desem hemen müdahale edecek oradan. Teyze, bugün sana uğraşacak olay çıkmaz buradan. Çünkü ben mükemmel köfte yaparım. Neyse, işte bak, hatta geçen gün evde köfte yoğuruyorum. Ding dong. Ne oldu? Kapı çaldı. Kim geldi? Keçi Necmi. Hem de elinde bir kutuyla. İşte geldi, böyle bir havalar. Neymiş efendim? Ayakkabısından ışık çıkıyormuş. Aslanım dedim, sen kime hava atıyorsun? Benim 4 yaşından beri ışıklı ayakkabım var deyince Keçi Necmi'nin yüzü düştü birden. Dedim sen misin? Gittim içeriden, buldum ayakkabıyı, geldim. Bir baktım, ne göreyim? Necmi ortalıkta yok. Sonra ben de madem ışıklı ayakkabımı çıkarmışım o kadar, gidip biraz mahallede turlayayım dedim. Sonra bakkalın önünde ışıklı dans şovu yapmaya başladım. Ayaklarım büyüleyici bir şekilde ışıklar çıkarıyor. Bakkal bir anda etkilendi. Müşterileri unuttu, bana öyle baka kaldı. Sonra böyle müşteriler hepsi dışarı çıktı ve benim etrafıma toplandılar. Bir bağırış çağırış görmen lazım. Herkesin gözü böyle kamaştı. Fakat o da ne? O da ne? Meğerse. Müşteriler bana değil, arkamda duran Keçi Necmi'ye bakıyorlarmış. Keçi Necmi gitmiş ve ışıklı mont almış. Evet, doğru duydunuz. Işıklı mont. Arkadaşlar, inanamadım. O sinirle eve doğru koştum. Artık nasıl sinirlenmişsem yolda iki büyük İskender yemişim. Gözüm kararmış o derece. Sonra eve girdim, internetin başına geçtim. Acaba ışıklı mont diye bir şey var mı? Yoksa Keçi Necmi bunu kendi mi yaptı diye araştırmaya başladım. O sırada ne göreyim? İnternetteki bir habere göre en sevdiğim oyun olan Uzaylı Avcısı Profesör 4 çıkıyor. Hemen ön sipariş vermek üzere. Buradan taksiye binsem Remzi'lerin evine en az 150 lira tutar. Ne kadar tuttu taksici bey? 150 lira. Doğru tahmin etmişim. Al. Nerede kalmıştım? İşte baktım sonra bu ışıklı botlar. Yeter. Yalvarırım, sus. Necati, sinirlerim gerildi. Suratım şişti. Senin sesinden geceleri uyuyamıyorum. Ödevlerim birbirine karıştı. Kimya ödevini yaparken flüt çaldım. Müzik ödevini bitirmişim farkında olmadan. Oyun oynarken kaldığım yeri kaydetmeyi unutup en baştan başladım. Lütfen sus artık Necati abi. Madem öyle, bundan sonra asla konuşmayacağım. 1, 2, 3, tıp. Dışından konuşmasam da içimden düşünebilirim. Sonuçta iç sesime kimse karışamaz. Hem böyle yankılı yankılı daha güzel. Yankı.
Yankı. Evet, iç sesler yankılı oluyor. Neyse, acaba neden bu kadar çok konuşuyorum? Bunun bir çözüm olmalı. Feridun abinin saçı da ne garip değil mi? Bak bak, kesip erip bu. Hayır değil. Benim iç sesime Feridun abi nasıl girdi? Ben de bilmiyorum Necati. Galiba yanlışlıkla bir şeylerin ayarlarıyla oynadım. Çık benim hattımdan. Korkutma beni. Çıktın mı? Oh, çıktı galiba. Buradayım hala. Vay! Nasıl çıkacağım bu iç sesten bilemiyorum Necati. Kontrol, al dilim yapacaksın. Tamam, deniyorum. Bu sefer çıktı galiba. Bu ne? İç sesiniz sizi rahat bırakmıyor mu? Problemlerinizden ötürü çok mu konuşuyorsunuz? Bize gelin, ücretsiz seanslarımızla rahatlayın. İşte bu. Tam aradığım şey bu. Aynen aynen, kesin git buna. Sen burada mısın hala? Bu kadar hamburgeri neden aldın baba? Necati'nin üzerine fazla gittik galiba oğlum. Bu hamburger dağıyla gönlünü alalım bari. Necati abi evde değil galiba. Dur bakayım. Necati evine sesli güvenlik sistemi taktırmıştı. Şuna bir basalım bakalım. Giriş yapmak için lömpence dilinde lütfen değil. Lömpence ha? Neydi? Lef lef. Doğru bildiniz. Giriş onaylandı. Şakir, sen bir gir bakayım içeri. Ben bunlarla giremem şimdi. Tamam. Beklerken size lömpence bir türkü açmamı ister misiniz? Hayır. Açayım açayım. Lömpere, lömpere, lömpere. Yeter, istemiyorum türkü. Baba, bak ne buldum. Bir seminer broşürü. Necati abi buraya gitmiş olmalı. Eyvah! Yine nelerin peşinde bu adam. Yürü oğlum, yürü gidelim bakalım. Neymiş bu seminer? Şimdi de sizlere lömpence bir metal parçası söyleyeceğim. Merak etmeyin arkadaşlar, burada bütün sorunlarınızı çözeceğiz. Örneğin sıkıntıdan ötürü çok mu yemek yiyorsunuz? Evet! Evet! Ya da canınız sıkkın olduğu için çok mu konuşuyorsunuz? Evet! Yine evet! Aşırı üşengeç misiniz? Evet! Aşırı evet! Öyleyse tam olarak doğru yere geldiniz. Evet! Yok, bu fazla oldu. Yarın sabah bütün bu sorunlarınızdan kurtulmuş olacaksınız. Şimdi odalarınıza çekilin ve istirahat edin. Tamam. Feridun, senin ne işin var burada? Necati, benim de içsel sorunlarım varmış. Onları çözmeye geldim. Git uzaktan çöz sorunlarını. Dinlenmeye geldim buraya. Seninle uğraşamam. Hayret bir şey arkadaşım. Kafamın içinde bile rahat yok. Feridun, gitmiş. Şapşallar dertlerinden kurtulacaklarına nasıl da inanıyorlar. Hele o koca kulaklı filin kararlı bakışlarını gördün mü? Tam bir şapşal. Neyse, yarın sabah hepsini hipnotize edeceğim ve yanımızdaki madeni kazdırıp bizler için altın çıkarmalarını sağlayacağım. Böyle saflar olduğu sürece çok zengin olacağız abi. Şimdi yarın kullanacağımız özel parfümü hazırlayacağım. Biraz şundan. Oh! Biraz bundan. Güzelce karıştıralım. Duydun mu baba olanları? Yarın herkesi hipnotize edeceklermiş. Hadi hadi, hemen gidip Necati'yi uyarmalıyız. Hadi herkese iyi geceler. Ben en üstte yatacağım. Hayır ben. Hop. Hayda arkadaşım, en ağrımız sensin. En üstte ne işin var? Neyse bırak bırak. Yat işte aşağı. Sonuçta en kötü ne olabilir ki? Üstümüze düşecek hali yok herhalde. Şşt, şşt. Necati. Necati. O ne? Ne yazıyor? Tesisatçı Halil Usta. Bu nedir? Hı? Pardon, yanlış karttı. Ben artık kimseyle konuşmuyorum. Gidin buradan. Necati abi bırak şimdi bu sessizlik yeminini. Bizi dinlemelisin. Hocalarınız sizi kandırıyor. Yarın hepinizi hipnotize edecekler. Arkadaşım burada uyumaya çalışıyoruz. Gider misiniz? Hadi gidin buradan. Evet zaten zor haldeyim. Bir de sizi mi dinleyeceğim? Benim. Necati durun. Necati bize inanmalısın. Durun. Şunu da koyalım. Evet arkadaşlar, şu güzel kokumuzu da sıkalım. Ferah ferah dersimize başlayalım. Oh. Değişik bir koku bu. Oy. Oy.
Tamam abi, bunlar hipnotize oldu. Evet çocuklar, şimdi size dediklerimi harfiyen yapacaksınız, tamam mı? Tamam. Öyleyse herkes yanında duran küreyi alsın ve yandaki madene gidip yeri kazmaya başlasın. Ta ki altınları çıkartana kadar da kimse durmasın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Gelsin altınlar. Oğlum nasıl durduracağız bu kadar hipnoz olmuş adamı? Mirket abiyi arıyorum. O bize yardım edebilir. Şakir, şu anda müsait değilim. Feride ve kayınpederlerle beraber tatildeyim. Necati abi parfümle hipnotize ettiler. Bize yardım etmelisin. Mirket, ne yapıyorsun? Babamlar sucuk ekmek yemeye gidelim diyorlar. Sen kimle konuşuyorsun? Geliyorum Feride. Şakir, bana parfüme koydukları malzemeleri söylemen lazım. Mesaj at. Umarım bakabilirim. Tamam Mirket abi. Öğrenip atacağım hemen mesajı. Hadi damat. Kolaysa yakala beni. Şimdi görürsün sen kayınpeder. İyi ki yanıma roket yakıtlı ekipmanlarımı getirmişim. Burana kadar durma. Bulun o. Hadi kazalım. Hadi. O altınları bulmalıyım. Durmayalım. O altınları bulmalıyım. Tuttum. Necati. Lütfen kendine gel. Sizi kandırıyorlar. Baba, bu işe yaramayacak. Çok büyük bir gücün etkisindeler. Neler oluyor orada? Siz de kimsiniz? Eyvah, geldiler. Bizim planımızı engellemeye çalışıyorlar abi. Bütün öğrenciler, herkes kazmayı bıraksın ve şu iki oyun bozanı yakalasın. Çabuk! Baba, bize doğru geliyorlar. Kaç! Hadi yakalayalım. Eyvah! Tünel bitiyor burada. Kapana kısıldık. Mirket abi bir çözüm bulmazsa asla kurtulamayacağız. Şakir malzemeleri mesaj attı ama hala panzehiri bulamadım. Ne olabilir acaba? Çok az kaldı. Sucuk ekmek standına önceden varacağım. Ona izin vermeyeceğim. Vardı. Aferin damat. Sandımdan hızlı çıktın. Beni de siyah boyamasaydın iyiydi. Her tarafı mis oldu. Babamı temizlesene Mirket. Ne hale getirmişsin adamcağızı? He? Evet, temizleyeyim. Al bakalım kayınbaba. İyi oldu. Sağ ol evlat. Yüzüm gözüm açıldı. Kendime geldim. Kendine geldin tabii. Ha? Kendine geldim demek. Ha! Alo! Şakir! Alo! Alo! Mirket abi! Bir kova su dökün! Ne? Ne diyorsun? Bir kova su atarak kendilerine gelmelerini sağlayabilirsiniz. Hemen dediğimi yapın. Umarım işe yarar. Baba, kap şu kovayı. Yıkayalım şunları. Tamam oğlum. Biz ne yapıyoruz bu madende? Ne işimiz var bu çok madende? Çok garip hissediyorum. İşe yaradı. Ne oldu bana? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Oley! Necati, geri geldin. Sana söylendiğimiz için bizi affet. Bundan sonra hep konuş. Hiç susma, tamam mı? Öyle mi? Yeter ki siz isteyin. Ben hiç susmam. Arkadaşlar, sizi bu dolandırıcılar kandırdı. Çabuk gelin buraya, kaçmayın. Gelin bakayım çabuk buraya. Eyvah! Kaç evladım, kaç. Bana bir şeyler oluyor. Nasıl da kaçtılar, gördünüz mü? Tam bir korkak tavuksunuz ikiniz de. Korkak bir tavuk. Ya baba, yardıma gelsenize. Dur oğlum. Uzaylılarla baş etmeye çalışıyorum. Ben de uzaylılarla uğraşıyorum. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Birbirinizle didişiyorsunuz, farkında değil misiniz? Aa öyle mi? Kusura bakma Şakir, çok acıktım, kafam karıştı. Nerede kaldı bu yemek ya? Patlıcan yaptım, birazdan hazır olur. Yemek! Gerçek yemek geldi.
Evet, patlıcan hazır. Hadi bakalım. Öyle her dakika fast food yenmez. Glüten denen şeyi duymadınız mı hiç? Glütenden uzak durmanın tek yolu bol bol sebze yemektir. Evet, bence de kesinlikle haklısın Kadriye. Glüten zararlı. Oy oy. İyi yedik ha. Yalnız bir şey değil mi? Şahane yedik. Onu bunu bırakın da nasıl yedik ama? Bir kere de patlıcan yeseniz ne olur? Azıcık sağlıklı beslenirsiniz. Beh! Pizza varken patlıcanın suratına bakmam. Yalnız arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben acıkıyorum galiba. Ne? Bir şey diyeyim mi? Ben acıktım bile. Ya o değil de dondurma falan mı yesek? Yok artık. Bu kadar da pis boğaz olup... Hayat bu işte arkadaşım. Baba o neydi ya? Ha, uzaylı çöp kutuları. Dünyayı ele geçirmeye geldiler. Ya kedidir kedi. Ben değilim abi. Çabuk çabuk saklanın. Ha, konuşan çöp kutusu. Sen de kimsin? Canınızı kurtarmak istiyorsanız saklanın. O ne be? Lahmacun mu? Abi abi geliyorlar. Kim geliyor? Ayaksi bizi buldular. Brokoli nefret ederim. Kötü sebzeler bunlar. Kaçın çabuk canınızı kurtarın. Çabuk olun atlayın hadi. Yaşamak istiyorsanız hadi binin çabuk. Necati abi ne yapıyorsun? Lahmacuna asla hayır diyemiyorum. Bunu biliyorsunuz. Hey durun. Durun dedim size. Sakın gitmeyin. Kaçıyorlar abi. Çabuk kabak mobili atlayın. Yaklaşıyorlar. Bir şey yapmamız gerek. Hattok Rıza, malzeme kutuları dolu mu? Evet abi. Güzel. Herkes ne bulursa atsın. Alın be. Eyvah! Direksiyon atıyorlar. Dikkat et. Ne yaptın Necati abi? Size bu kutudakileri atın dedim. Direksiyon nereden çıktı be? Oo, sen de düzgün konuşsana. Mıyır mıyır ne diyorsun anlamıyorum. Kontrol edemiyorum. Direksiyon yok. Kontrol edemiyorum. Direksiyona gerek yok. Hayal gücünü kullan. Hayal gücünü. Küçükken hiç çizgi filmi izlemedim. Hayal gücüm çok zayıf. Atın çabuk atın. Kutularda salam, sucuk, sosis ne varsa hepsini atın. Atın. Hepsini atın. Daha çok sucuk lazım. Ne yapıyorsun Necati abi? Atsana onları da. Yazık günah oğlum. Atılır mı bunlar? Kayıyoruz. Kayıyoruz. Kontrol edemiyorum. Dikkat et. İşte geldik. Karargah hemen sağda. Hayal gücümü kullandım. Evet kullandım. Aferin. Ne buldun? Herkes atlasın. Burası neresi? Hamburgerciye benziyor. Bayılırım. Ya onu biliyoruz. Niye buraya geldik? İşte burası karargahımız. Kendi dünyamıza buranın mutfağından geçiş yapıyoruz. Kendi dünyanız mı? Bizi niye getirdiniz o halde? Sizler de artık bu işe bulaştınız. Sebzeler sizi gördüğü yerde toza çevirir. Bu adam konuşurken ciddiye alamıyorum Necati. Kafasında kıyma var. Evet, birazdan yiyeceğim. Çaktırma Remzi. Sizi bu durumdan kurtarabilecek tek kişi var. O da Glüten Dede. Glüten Nine mi? Portal açıldı. Yürüyün mutfağa. Çabuk olmalıyız. Evet, hadi geçin bakalım. Bizde niye böyle tencere yok oğlum? Hadi ben gittim. Yuppi! Bombalama! Nasıl? Soğuk mu içerisi? Yok ya, girince alışıyorsun. Remzi, gel. Hamam bura, hamam. He, iyi. Hadi bakayım. Hoppili! Fast food diyarına hoş geldiniz. Oo, hayatımda gördüğüm en
güzel şey. Rüya gibi bir yer. Lahmacunlar ağaçta yetişiyor. Aha, o ne? Fındık lahmacun. Bu bayağı büyük oldu. Şuna bak, şuna bak. Çok güzel ya. En büyüğü bu oldu. Ben de yapabilir miyim? Lütfen. Tabii ki de. Burada istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz, her şeyi yiyebilirsiniz. Ve sizi engelleyecek kimseler yok. Annem gibi. Evet, şimdi burada olsaydı, durun onu yemeyin, durun şunu içmeyin, onda gluten var, bunda kalori var. Bakın bakın, balonla yuvarlak yaptım. E balon zaten yuvarlaktır Necati abi. Uç balon uç, özgürlüğe uç. İlginç. Bu duvardaki kıyafetler kimin peki? Onlar mı? Onlar bizi ziyaret eden misafirlerimizden kalan küçük birer hatıra. Çıplak mı geri döndüler? Neyse. Sizlerin de aramıza katılması şerefine büyük bir kutlama yapacağız. Şimdi gidin dilediğiniz yemekleri yiyin ve hayatın tadını çıkarın. Fast food diyarının güzide yemekleri. Bugün leziz bir gün. Bugün değerli konuklarımızı onurlandırma günü. Bulama olsun. Fırında yapalım. Ekmek arası da olur. Ekmek arası mı? Ne diyor ya bunlar? Remzi, sırtımı yağlar mısın şunla? Ne diyorsun Necati, ne yağlaması? Pehlivanlar gibi güreş mi tutacak? Abi birbirimizi yağlayalım diye verdiler ya bunları. Barbekü sosu, beşamel sosu, zeytinyağı. Kıyafetlerimizi de çıkardılar. Yoksa... Bugün... Burada... Yeter be, amma konuştun. Hadi yemek yiyelim artık. Evet, adam haklı beyler. Yemek yiyelim artık. Peki, başlayalım o halde. Getirin kazanı. Eyo, kazan dibi yiyeceğiz. Şimdi de getirin dostlarımızı. Hop 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 hop. Ne yapıyorsunuz ya? Durun bakayım. Ya bıraksanıza. Ne oluyor be? Oley! Yemek yiyeceğiz. Geç hadi, geç içeri sen de. Eyvah, şimdi yandık baba. Nerede kim ya? Kötü sebzeler bunlar. Beslenme saati. Eyvah, yine geldi bunlar. Şimdi yandık. Sen de al kolesterol yuvası. Sizi sağlıksız yemekler. Avuç kafa, çabuk çıkar bizi buradan. Tamam patron. Çabuk olun, çabuk, hadi hadi. Siz de kimsiniz? Benim adım Brokoli. Brokoliden nefret ederim. Biliyorum, kimse sevmez beni. Bir dakika, sokakta bizi arabayla kovalayan siz değil miydiniz? Sizi durdurmaya çalışıyorduk. Fast foodlar size bir oyun oynadılar ve bizi kötü gibi gösterdiler. Böylece sizi kendi dünyalarına getirebileceklerdi. Tek amaçları sizi kazanda pişirmekti. İlk defa bir brokoliyi sevdim galiba. Olamaz, peşimizdeler. Yakalayın çabuk şunları. Kazanımı geri getirin. Şimdi ne yapacağız peki? Portaldan geçip kendi dünyanıza geri dönmelisiniz. Çabuk olun. Yaklaşıyorlar. İnin aşağı, inin. Evet. Eve dönme vakti. Siz gelmeyecek misiniz? Hayır evlat. Yağ kokmuş bu pis diyarları temizlemeden hiçbir yere gidemeyiz. Sizin sağlığınız için en iyisi bu. Bir şey değil mi Brokoli? Sen çok iyi birisin. Sağ ol dostum. Portaldan geçtikten sonra tencerenin kapağını kapamayı unutmayın sakın. Atın, atın hadi. Kaçmalarına izin vermeyin. Sana baloncuk verdim o kadar Necati. Bunu bana nasıl yaparsın? İşte böyle. Hadi atlayın, çabuk. Hoy. Bu neydi ya arkadaş? Ama nasıl vurdum gluten dedeyi değil mi? Ha? Gördünüz değil mi? Bence çok havalıydı. Ha? Öyle değil mi? Ha? Yaptım değil mi? Bu kadar kiloyu nasıl vereceğiz ya? Kadriye'ye söyleyeyim de akşama brokoli falan yapsın. Sebze yiyelim azıcık. Brokoli başkan ya. Çok iyi adamdı gerçekten. Hey çocuklar. Bakın size ne getirdim. Lahmacun. Kaçın. Hayda.
E ne dedim ayol ben? Ne yapacağım ben şimdi bunu? Bana ver bana. Ben yerim onu. Nerede kaldı bu malzemeler? Bunları da yerleştirdikten sonra eve gidebilirim. Çok ilginç. Bu şişenin rengi neden farklı ki? Neyse. Bu işi de hallettiğimize göre artık gidebiliriz. Hadi bakalım. Evet çocuklar. Herkes malzemeleri çıkarsın. Bugün sizlere origami yapmayı öğreteceğim. Oley! Origami nedir ki? Origami Japon kağıt katlama sanatıdır. Bu da mı origami o zaman? Pek denemez. Japonca olan origami kelimesindeki ori katlamak, gami de kağıt anlamına gelir. Şimdi herkes istediği bir objeyi origami olarak yapsın. Hadi bakalım. Nereden aldın bu sim şişesini? Çok güzelmiş. Kırtasiyeci Kamil abiden aldım sabah. Çok özel bir şeymiş. Bir tane gelmiş sadece. Hemen kaptım ben de. Bu şişe sayesinde en dikkat çeken origamiyi ben yapacağım ve öğretmenin gözüne gireceğim. Evet. Neler yapıyorsunuz bakalım çocuklar? Öğretmenim ben kare yaptım. Hiçbir şey yapmamışsın evladım sen. Zaten bu kağıt kare. Öyle mi? Bir hayvan, bir obje falan yapsana. Tamam, yaptım. Hala aynı kağıt bu Arif. Olur mu? Dıt dıt dıt. Kare adam bu. Oluyor, devam et. Neyse, başka bir arkadaşımıza bakalım en iyisi. Sen ne yapmayı düşünüyorsun peki Şakir? İşte bunu yaptım bile. Nedir bu? Bu benim süper kahramanım. Adı da Süper Pehlivan. O ne biçim bir şey ya? Bu kadar garip bir origami görmedim hayatımda. Tamam çocuklar, gürültüyü bırakın. Sen ne yaptın göster bakalım Canan. Oo, ne güzel bir kağıtmış. Yıldız gibi parıldıyor. Teşekkür ederim öğretmenim. Turna kuşu yaptım ben de. Oo, harika. Evet çocuklar, bugünlük bu kadar. Herkes yapmış olduğu origamiyi masama bıraktıktan sonra çıkabilir. Hadi oğlum, servisler gelmiş. Hadi Canan, geliyor musun? Tamam, şunu bırakayım, geliyorum. Ben seni asla bırakmam Süper Pehlivan. Benimle geleceksin. Sen ne yapıyorsun telefonla Recati abi? İlginç bir şey olursa diye her şeyi videoya çekiyorum. Sonra da internete yüklerim ve böylece de ünlü olabilirim. Necati abi, bütün günü videoya kaydetsen bile ilginç bir olay olma olasılığı çok... Evet, bunu hemen internete yükleyelim. Videonun başlığını da yazalım. En komik yere düşmeler. Umarım kimse beğenmez videonu. Ne demek sattım? Öyle şey mi olur arkadaşım? İyi de ben nereden bileyim adam? Kargocunun hatası, sana vereceği şişeyi bana vermiş. Oo, mevzu var. Hemen kayda geçelim. O sıradan bir şişe değildi. Japonya'daki bilim insanı arkadaşımla ortaklaşa yaptığımız bir deneyin sonucuydu. Başımıza neler gelebileceğinden hiç haberin yok. Arkadaşım, sen de böyle önemli bir şeyi niye kargoya verdiriyorsun? Hem benim malımı başkasına sat, hem de car car konuş. Şimdi görürsün sen. Ne oluyor? Dur şimdi sen dur. Oo, süper süper. Mahalleli yakar top oynuyor. En az 50 bin izleme alır bu. Süper oluyor, süper. Ay, yoruldum. Ay ben de. Ha? O da ne öyle? Necati abi, arkana bak. Bakayım. Çöp. Hayır, yukarı bak. Jüpiter. Hayır, şuraya, şuraya. Jüpiter'i nasıl gördün buradan? Ay,
Bu sefer de canlı yayın yapıyorum. Hey, canlı canlı, çok heyecanlı. Bir dakika. Bunu biliyorum ben. Bu Canan'ın yaptığı origami. Kırmızı turna kuşu bu. Evlat, hemen beni iyi dinle. Canan'ı bulmalıyız ve o şişeyi ondan almalıyız. Yoksa işler hiç de iyi gitmeyecek. Ne güzelmiş bu canlı yayın. Nasıl bulacağım kardeşimi bilmiyorum. Aha, bir dakika. Babamın arabası değil mi şu? Çabuk koşun koşun arabaya. Bakın bakın, şimdi sakar çocuk yine düşecek kesin. Çok gülerim düşerse. Bunlar bizimkilere benzemiyor mu? Çabuk arabaya binin. Buraya doğru geliyor. baba çabuk gaza bas. Bize doğru geliyor. Bir dakika oğlum, bir dakika. Şurada bir şey izliyorum. Bak, arabaya bindiler şimdi. Remzi ne haber? Ben çıktım şimdi de. Ne yapıyorum ben internette? Merhaba. Baba, bizi izliyorsun, farkında değil misin? Çabuk sür şu arabayı. Ne? Nasıl ya? Çılgın şoför geri gidiyor. Umarım öğretmen yaptığım origamiyi beğenir ve dünyanın en iyi öğrencisi olurum. Baba, ne yapıyorsunuz? Çabuk atla Canan. Açıklamaya zaman yok. Hadi. Herkes aşağı insin. Biri bana burada neler olduğunu açıklayabilir mi acaba? Ben açıklayabilirim. Kısaca anlatayım. Tut 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 tut. Anladım. Canan, sabah kırtasiyeden aldığın sim şişesini verir misin? Buyurun. Bütün her şey bunun yüzünden oldu. Bu özel güçlere sahip sim yapmış olduğun origamiyi canlandırdı. O da etraftaki her şeyi yiyerek hacmini genişletti ve doğru orantıda büyüme gösterdi. Biraz daha ilginç konuşabilir misin? Mesela böyle konuşurken ellerini falan salla, değişik sesler çıkar. Öteki türlü çok sıkıcı oluyorsun. Kimse izlemez ki bunu. Peki o halde. Şöyle ki, bu yaratmış olduğun origami kuşu durdurmamız çok zor görünüyor. Bu yüzden de ilginç bir fikrim var. Sıfırdan bir origami karakter yaratıp bu simi de üzerine döksek o daha da büyür. Ve böylece bu yeni karakteri origami kuşu durdurmak için kullanabiliriz. Benim origami karakterimi kullanabilirsiniz. İşte burada. Tata! Süper pehlivan ahtapot. Hadi oğlum, göster gününü şu dev kuşa. Muhteşem baba, oğluna gaz veriyor. Küçük kız da baygın baygın bakıyor. Tamam, bu da yüklendi. Şimdi de gaz müziği açıyoruz. Hop, yavaş. Uyuyan adam kaldırılır mı? Kutudan köpek çıktı. Sihirbazlık gibi. Bunu da yükleyelim. Yaşasın. Bu videoyla internetin en birincisi ben olacağım. Devlerin kapışması. Mutlaka izleyin. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hadi oğlum, hadi. Yen şu kuşu. Kız kulesi değil mi bu? Her şey daha kötüye gidiyor. Ben ne yapacağımı biliyorum. Hey! Evlat, nereye gidiyorsun? Bırak o şişeyi. Ne yaptığını zannediyorsun? Necati! Tam 1 milyon kişi izliyor videonu şu anda. Arkadaşlar, hepinize teşekkürler. Benim adım Necati. Biraz kendimden bahsedeyim. Necati, kendinden bahsetme. Bütün herkesi izlemeyi bıraktın. Çevir kamerayı, çevir. Anam, sakın ha, sakın. Tamam, boş verin beni. Yeter artık ama. Ayrılın bakayım. Ayrılın hadi. Geçin yanıma. Canan.
Ama nasıl? İnanmıyorum. Şişedeki simleri kendi üzerinde denemiş olmalı. Necati, seyirciler azalıyor. Yahu Canan, çekilsene oradan kızım. Millet dev yaratıkların kapışmasını izlemek istiyor. Herkes bir şey istiyor diye bunlar başımıza geldi zaten. Ben öğretmenin gözüne girmek için en iyi origamiyi yapmaya uğraştım. Şakir de havalı gözükmek için kendi karakterini büyütüp bu hale getirdi. Necati abi de internette ünlü olmak için uğraşıyor sabahtan beri. Hepimiz kendi hırslarımız yüzünden buna izin verdik. Kimse kötü doğmaz. Sizler de kötü olmayı seçmediniz arkadaşlar. Biz sizi bu hale getirdik. Şimdi bütün bunlara bir son veriyorsunuz. Öpüşün barışın bakayım. Ne gerek var canım bu kadar kargaşaya? Hadi öp bakayım arkadaşını. Ha, şöyle işte. Şimdi toplayın bakayım şu etrafı da. Her yeri dağıtmışsınız. Sen şu binayı kaldır yerine koy. Sen de git kız kulesini dik yerine. Hadi bakayım hadi. Sanırım Canan haklı. Kendimizi bazen fazla kaptırıyoruz. Necati, seyirciler azalıyor. Evet, fark ettim Remzi. Ben gidip oyun videosu falan çekeyim bari. Yalnız küçük bir sorun var galiba. Ben nasıl küçüleceğim tekrar? Da 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 da. Küçük kız nasıl küçülecek acaba? Da 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 da. Da 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 da. İşte bu elimde tuttuğum panzehirle eski haline dönecek tabii ki. Nasıl? Benden internet ünlüsü olur mu? Olmaz. Lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün pazar diye Caddebostan sahili de çok kalabalık. Ben kesin beceremeyeceğim bu paten işini ama hayırlısı artık. Oğlum sen denemeye devam et. Pes etme hemen. Ya dur. Ay. Hoppa. İyi. Evet hadi hadi. 9 aylık oynayalım. O zaman en az sektiren kaleye geçsin. Olmaz. İlk göz kırpan kaleye geçsin. Ben sektirmeyi beceremiyorum. Başlıyorum. Göz kırptın, çık. Kumpirle ikimiz kaldık. Ama hile yapıyorsun. Bana ne arkadaşım, ben topu atmadım. Kırpmayacaktı gözünü. Hadi oğlum, hadi evladım. Sıkma kendini, rahat ol. Harika düşüyorsun. Bana da öğretir misin? Beceremiyorum işte. Kaç gündür deniyorum, ayakta bile duramıyorum. Hadi Kumpir, hadi başarabilirsin. Arkamda der bir yaratık var Kumpir. Beni kandıramazsın. Hadi başarabilirsin. Düşeceksin. Gözünü kırptın. Yeter artık. Pes ediyorum. Yapamıyorum işte paten maten. Gidiyorum ben. Evet hadi kaleye geçin bakayım. 9 aylık başlıyor. Ben şu Şakir'in peşinden gideyim. Morali bozuldu çocukcağız. Beni de bekle Remzi. Kafama top yedim. Başım dönüyor. Belli ki beceremiyorum. Neden zorluyorum ki? Pes ettim. Ne var yani? Pes etmek en doğal hakkım değil mi? Ha? Bu ses de ne? Bu ne? Şşş, Şakir, oğlum nerelerdesin sen? Oo, biri çöpe asansör atmış. Ne zenginler var şu hayatta. Kimse çöpe atmadı. Şimdi gökyüzünden düştü. Ne? Sihirli bir asansör. Hadi bakalım. Necati abi dur bir atlama hemen. Burada bir tane tuş var sadece. O zaman hemen basalım. Sanki çalışacak. Niye basıyorsun ki? Ne demişler? Çukur buldun kaz, düğme buldun bas. Öyle bir laf yok. Uydurma. Ama bu imkansız. Nasıl olur? Ben korkmaya başladım. Bence çıkalım gidelim buradan. Kapı kapandı baba. Çıkamayız. Bence çok eğlenceli. Hayır değil. Bende kapalı alan korkusu var. Bende de kapalı ayran korkusu var. Kapalı ayran korkusu mu? Hayır, ben çıkacağım. Siz ne yaparsanız yapın. Aa!
Bakayım aşağıya. Yardım edin. Oğlum çek Necati abini içeri. Önümüzden bir asansör mü geçti? Aynen. Oksijen gitmiyor kafamıza bence. Bir cam falan açalım. Aynen. Abi sen de her şeyi aynen diyorsun. Aynen aynen. Oy, bu neydi arkadaş? Oy, oy, babaanneciğim bana süt ve iyiymişsin. Biz de seni bekliyorduk Şakir. Siz kimsiniz? Kim var orada? Biz neredeyiz? Biz kimsiniz? Sen biz miyiz? Sakin ol evlat. Seçimleriniz sizi buraya getirdi. Burası neresi ki? Burası... Çok havalıyız değil mi? Bir dakika ne seçimi? Ne seçimi yapmışız biz? Babaanne bana televizyon açaymışsın. Şöyle ki Şakir paten yapmaktan vazgeçti ve pes ettiğini söyledi. Burası çok istediği bir şeyi yapmayı bırakıp pes edenlerin hapsedildiği bir hapishanedir. Ne kadar da saçma. Öyle şey mi olur? Pes etmek benim hakkım. Sonuçta beceremiyorum. Bu işler bu kadar kolay değil delikanlı. Çalışmalısın. Çok çalışmalısın. Çabucak pes etmek diye bir şey yok. Muhafızlar alın bunların hepsini. Hücrelere takın. Bir dakika biz ne yaptık? Biz bir şeyden pes etmedik. O halde bu asansörde ne işiniz var? Bu asansörün görevi pes edenleri yukarı getirmektir. Demek ki siz de bir şey yapmışsınız. Hayır hata yapıyorsunuz. Bizim bir suçumuz yok. Şakir'in de bir suçu yok aslında. Bırakın bizi. Ooo nereye gidiyoruz abiler? Top oynamaya mı? Necati sen de kendine gel artık. Tam sırasını buldun çıldırmak için. İnanamıyorum. Bir paten kayamadım diye beni buraya attılar. Tamam dur yeter. Aynen. Seni niye attılar peki? Ben dünyanın en hızlı kıyafet değiştiren hayvan olacaktım. Çok çalıştım çılgınlar gibi uğraştım ama sonundan pes ettim. Asla bir ince olamayacağımı anladım ve bıraktım. Aynen. Ben de. Vah. Arkadaşım ne yaptığını sanıyorsun sen? İyi misin? Hapishaneye düşenler böyle bağırmazlar mı? Nereden uyduruyorsun böyle şeyleri? Bana bir bağlama getirin çabuk. Bağlama çalmam gerek. Arkadaşım susar mısın? Zaten sinirim bozuk. Yemek saatini bekliyorum burada. Tamam sustum. Siz niye buraya düştünüz peki? Bir gün baktım yürüyemeyecek haldeyim. Ben de gittim spora başladım ama... Ama sonra birden zor gelmeye başladı ve pes ettim. Pes etmemle buraya gelmemle bir oldu zaten. Neyse yemek saati gelince beni kaldır yoksa seni yerim ha. Ne kadar şanslıyım. Herkes koğuşta iki kişi kalırken ben tek başıma kalıyorum. İmdat! Simbat! Benim midem bozulmuş belli. Simbat diye bağırıyor güzel mideciğim. Kork üzerinde. Altında bir şey var galiba. Tamam kalktım. Ay, arkadaşım oturduğun yere baksana. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Biliyor musun? Yani böyle de olmaz ki. Bir etrafına bak ama ben böyle bir rezillik görmedim. Susmadın ama cık. Yemek saati. Koşun. Şakir. Oğlum nasılsın? Rahatın yerinde mi? Süperim baba. Şimdi havuzdan geldim. Birazdan da parti yapacağız. Sahi mi? Bizde öyle şeyler olmuyor hiç. Baba dalga geçiyorum herhalde. Ramzi! Necati! Gelin size yer tuttum. Yok bu çok saçma. Buradan bir an önce çıkmamız gerek. Öyleyse hemen tünel kazalım. Ne? Ben demedim. Sanki şu demiş gibi bakıyor. Ne oluyor? O halde tamam.
Herkes bir tane kaşık alsın. Öğle yemeği arası bir saat sürecek. Bu sırada bütün komşuların kapısı açık kalacak. Şansımıza koğuştaki arkadaşlarımız da öğle saatinde hep televizyon izliyor. Biz de bundan yararlanıp içimizden birinin koğuşuna girip o tüneli kazacağız. Necati, sen de Erkete olacaksın, tamam mı? Oley, Erketeyim. Erkete ne demek? Erkete, biz tüneli kazarken etrafı kolaçan eden kişi demektir. Gardiyanların yaklaştığını görürsen bize haber vereceksin, tamam mı? Tamam. Şu andan itibaren süper bir erketeyim. Gözümü bile kırpmayacağım. 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 Gözüm kurudu. Kırpmak zorundayım. Kırptım. Kusura bakmayın. Haldeyiz. Yani görüyorsun burada olduğumuzu, bir de soruyorsun kaçtınız mı diye. Sonuç ne oldu yani? Kaçamadınız mı? Hala soruyor. Kapılar kapanıyor. Vahoy vahoy. Remzi, herkes uyumaya çalışıyor. Biraz daha sesli olur musun lütfen? Bir tık daha sesli. Tamam. Oh be, dünya varmış. Ne yaptıysak olmadı. Tünellerin hiçbiri işe yaramadı. Sonsuza kadar burada kalacağız demek ki. Biliyordum. Yine pes ettin değil mi? Neden buraya geldiğini hiç unutmuyorsun. Ne güzel. Pes etmek sana yakışıyor evladım. Pes et boşver. Pes et boşver. Pes et boşver. Hayır. Bu sefer pes etmeyeceğim. Buradan kaçacağız. Ve sen... Ben mi? Ve sen de bana yardım edeceksin. Alo baba. Baba beni duyuyor musun? Dinliyorum evladım. Yarın buradan kaçıyoruz. Şimdi planı anlatıyorum. İyi dinleyin. Remzi, benim su borusu konuşmaya başladı. Sus bir dakika Necati. Şimdi şöyle. Bak. Fısır. Heyo, yemek savaşı! Yemek savaşı! Baba, kıyafet! Yakala! Durun! Dursanıza! Çabuk durdurun şunları! Durun! Herkes dursun! Durun! Atlasın çocuğu! Sizi gidi yaramazlar sizi! Yürüyün bakayım! Gardiyan, sen nereye götürüyorsun bunları? Aynen! Yani müdürüm, yemek savaşını bu arkadaşlar başlatmış. Onlara ceza vermeye götürüyorum. İyi, geç hadi. Koş, hadi. Tamam, hadi. Hadi. Yaşasın, kurtulduk. Oley! Aa, gardiyan da bizimle gelmiş. Benim, gardiyan değil. Aynen. Aslan oğlum benim. Pes etmedin, yılmadın ve kafana koyduğunu yaptın. Seninle gurur duyuyorum. Sağ ol baba. Bundan sonra hemen pes etmeyeceğim. O zaman patene ne dersin Şakir? Tamam.
Hadi yapalım şu işi. Aynen, aynen, aynen. Çok açım. Remzi ne olur Kadriye'nin hazırladığı sandviçlerden bir tanesini yeseydim. Olmaz Necati. Onlar tüm gün yetmeli bize. Baba, biz neden herkes gibi köprüde tutmuyoruz da göle geldik balık tutmaya? Oğlum hatırlamıyor musun geçen sefer olanları? Ay, bir, üç, oh, ay, işte tuttum, sonunda tuttum, oley, Şakir, aldın değil mi sandviçleri? Karnım guruldamaya başladı. Aldım aldım ama bu senin karın guruldaman değil ki Necati abi. Horlama bu. He? Karnım horluyor o zaman. Kayıkçı horluyor, karnın değil. Hey, hey, kayıkçı amca merhaba. Ne? Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, akşam fincan böreği. Ne fincanı ne böreği? Necati bırak şimdi saçmalamayı. Biz bir tane kayık kiralamak istiyorduk amcacığım. İşte tüm kayıklarımız burada, istediğinizi seçebilirsiniz. İyi de sadece bir tane var. Bence bu kayıkçı şaşı. Neyse, hadi çocuklar binelim şu kayığa. Geçin bakalım, geçin. Hoppa! Hazırsanız ittiriyorum. Gidiyorum. Bayağı gidiyorum. Ooo, Kadriye yeteneğini kaybetmiş galiba. Bu sandviçler berbat kokuyor. Ha? Çöp bunlar. Annemin çıkarken atmamızı istediği çöpler. Sandviç poşetleriyle karışmış olmalı. Ne? Ben de niye bunlar çöp gibi diyorum? Sandviçlerim! Şakir, çabuk bana yiyecek bir şeyler bul, açlıktan ölüyorum Şakir! Necati abi sakin olsana. Sana nereden bulayım yiyecek gölün ortasında? Şakir, Şakir! Bunlar ne? Necati dur, ne yapıyorsun? Onlar balık yeme. Yenmez onlar, sakın yeme. Affedersin, o zaman bana yemeyecek bir şeyler bul hemen. Ne o? Bir şey çıktı gölden. Lahmacun sanki. Lahmacuna benziyor. Oğlum gölde lahmacun ne arasın? Kebapçı mı burası? Gölden babam çıksa yerim. Bu bir lahmacun. Bunu iki defa yerim. Babam bu kadar lezzetli olmazdı zaten. Yihay! Necati dur, ne yapıyorsun? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Çabuk oğlumu geri verin bana. Doğru. Oğlum çabuk oradan 3 tane fanus getirin. Siz kimsiniz ve oğlumdan ne istiyorsunuz? Abi bölüyorum ama lahmacunun parasını vermedin hala. Ha doğru. 10, 20. Bir şey bozukluğunuz var mı? Var bende. Buyurun. Yalnız lahmacun fazla ısattı. Ben daha kıtır severim. İletirim abi. İyi günler. Şimdi size gelince... Söyleyin bakalım oğlumu neden kaçırdınız? Biz oğlunuzu tanımıyoruz kral amca. Kaçırmadık kimseyi. Şu oltayı pini görüyor musunuz? İşte oğlum ona yakalandı ve kaçırıldı. Şimdi bunun sorumlusu kim ha? Söyleyin bana. Bir dakika. Ben galiba biliyorum. Gölde büyükçe bir gemi vardı ve balık tutuyorlardı. Bunlar onlar olmalı. O misra bizim olamaz. Çünkü bakın bizimki burada. Ha, siz de balık tutuyordunuz öyle mi? Şimdi görürsünüz. Muhafızlar. Baba. Hayır durun. Ne yapıyorsunuz? Durun. Bir çekil yoksa onu balıklara yem ederim. Ben bir kral olabilirim. Ama aynı zamanda bir babayım. Merak etme, oğlun güvende olacak. Tabii benim oğlumu getirdiğiniz sürece. Ne? Bakın içerisi bu oldu. Kimseyi göremiyorum. Siz de beni göremiyorsunuz değil mi? Balık tuttuğunuz için size bir ceza kesmem gerekiyordu değil mi? Bana bak kral efendi. Beni çok kızdırdın. Tamam oğlunu getireceğiz. Ama işimiz bitince sen de Şakir'i serbest bırakacaksın. O değil de benim akvaryumun içi buğulama oldu. Onu nasıl halledeceğiz? Remzi, bize niye bu kıyafetleri giydirdiler? Balık kılığındayken oltaya yakalanıp yukarı çıkarsak kimse bizden şüphelenmez diye herhalde. Öyle söylesene. Anlamadım ama olsun. Sen konuşurken tarçınsız tavuk göğsü düşünüyordum. Plan basit zaten. Anlamayacak bir şey yok. Aynı bir balık gibi oltaya yapışıyoruz. Sonra gemi bizi çekiyor. Pres balığı oradan alıp hemen çıkıyoruz. Necati, Necati neredesin? Remzi, şuna bak Remzi, uçuyorum. Necati, uçmuyorsun. Oltaya yakalandım, beni bekle. Yakaladım. O halde biz
Muhteşem balıklarız! Of, çok ağır bir şey yakaladım. Hadi, hadi! Patron, şunlara bir baksana. Bir taşla iki balık vurdum. Hem de bir fil gibi ağırlar. Büyük olanı şöyle güzel bir pişirsek mi ha patron? Bunlar neden çırpınmıyor? Hasta balık mı tuttun bana? Biraz halsiz hissediyorum aslında. Eyvah Necati. Sus sus. Unuttuk. Biz balığız. Çırpınmamız lazım. Hadi çırpın çabuk. Çırpın 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 çırpın. Çıpı çıpı çıpı. Ha, te, 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 te. Ay ne kadar da balık bileyim bugün. Çıpı 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 çıpı. Bugün tam bir balığım. Ne biçim balık bunlar böyle? Neyse neyse en azından tazeler anladık. Su tankına kapat bunları. İyice dinlensinler. Sonuçta bizim sirkte sonsuza kadar köle gibi çalışacaklar. Sirke tuttuğumuz en iri balıklar bunlar olacak. Ne? Sirke mi? Sirkeyi hiç sevmem. Salataya da hiç yakışmaz. Sirke değil Necati. Sirke. Sirk. Tamam boşver. Uslu uslu durun burada bakayım. Yalnız ben tek kalacaktım. O da arkadaşı istemiyordu. Hey, şimdi resepsiyonu arıyorum. Ara tabii. Bir de masaj fiyatları ne kadar sor bakayım. Pardon ama prens balık sen miydin çocuğum? Benim. Fakat nasıl anladınız? Kafanda kraliyet tacı kalmış da ondan. Hadi çocuğum, seni kurtarmaya geldik. Bizi baban yolladı. Kurtarmak mı? Asla. Ben buraya kendi isteğimle geldim. Ne diyorsun sen? Saçmalama hadi gidelim. Şuradan şuraya gitmem. Babam beni kendisi gibi bir kral yapmak istiyor. Fakat ben kral değil, bir aktör olmak istiyorum. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Bu bir varoluş kavgası. Nemzi ne diyor bu? Evladım, sen doğru gemiye binmemişsin bence. Saçmalamayın. Buradaki kaptana çok iyi para verdim. Binmeden önce de bayağı bir araştırdım. Bu gemi yurt dışındaki bir sinema okuluna götürecek beni. Oyunculuk eğitimi alacağım ve çok ünlü bir yıldız olacağım. Çok ünlü bir yıldız. Bak evlat, bu gemi senin bahsettiğin gemiye hiç benzemiyor. Ne demek o? Ben zaman kaybetmeden buradan çıkmanın bir yolunu arayacağım. Şu suyun altında bir kapak vardır belki. Necati, sen anlat bu gemideki adamların gerçek yüzünü. Madem oyunculuk istiyorsun, bak şimdi sana pantomim yaparak anlatacağım. Bakalım anlayabilecek misin? Geçen akşam soğuk kavun yemişsin. Üstüne bir közde mısır yemişsin. Bir de buz gibi bir sürahi su içmişsin. Sonra da bütün gece miden ağrımış. Hiç alakası yok. Bir de oyuncu olacaksın. Kavun diyor bir de. Saçmalık. Ne kavunu? Hayır, kavun nereden çıktı? Elimi böyle yaptım mı ben? Altta küçük bir delik var. Dışarıya su boşaltan. Ama oradan geçemeyiz. Niye kaçıyoruz hala anlamadım ki. Necati anlatmadı mı sana? Kavunu mu? Ne kavunu? Bu gemidekiler seni sirke götürecekler ve sonsuza kadar orada köle gibi çalıştıracaklar. İnanamıyorum. Vah bana, vahlar bana. Nasıl oynadım, beğendiniz mi? O delikten aşağı bir not yollasak olur ama neyle yollayacağız? Bir dakika. O da neydi? Bu bir kartvizit. Ne yazıyor? Bedri Usta, tesisat ve boru işleri. Arkasında da bir not var. Çabuk bizi kurtarın, bu gemide hapsolduk. Sen ne mırıldanıyorsun orada evladım? Kralım, babamlar bir not yollamışlar. Bu oğlumun tacı. Ne diyor notta? Bedri Usta, tesisat işi... affedersin diğer tarafta. Çabuk bizi kurtarın yazmışlar. Efendim, gemi harekete geçti. Oğlum, hemen oraya gitmeliyiz. Acele edin. Babamları da kurtarmalıyız. Lütfen beni de çıkarın, size yardım edeyim. Olabilir. Jet ski kullanabilir misin evlat? Tabii ki. Boşuna mı bu kadar video oyunu oynadım? Hemen çıkarın bu çocuğu kafesten. Hadi bakalım. Görev başlıyor. Eyvah! Gemi hızlandı. Bizi kurtarmazlarsa sonsuza kadar sirkte çalışacağız demektir. Hayır. Ne olamaz. Sanırım kader beni çok uzun zaman önce bir otobüs durağında kaybetmiş olmalı. Hangi otobüs durağı? Çerizli bağ mı? Evet, orası çok kalabalık. Tamam. Siz de diğer taraftan gemiye atlayın. Tamam. Hey, şşş,
Baba? Oğlum benim. Mevap gel buraya. Sizler de gelin çabuk çabuk. Ne yaptığını sanıyorsun? Çabuk ellerinizi kaldırın. Bence siz kaldırın ellerinizi. Baba, çok teşekkür ederim beni kurtardığın için. Tabii ki de geleceğim oğlum. Fakat neden bir anda çekip gittin? Ben saçma sapan bir şekilde bir anda hepinizi terk edip gittim. Beni anlamıyorsun zannettim. Oyuncu olmama karşı çıkarsın diye düşündüm ve korktum. Evet, anlıyorum. Seni kral olmaya zorladım biraz. Ama sadece seni çok sevdiğim için yaptım her şeyi. Fakat ben senin hayallerinin peşinden gitmeni asla engellemezdim oğlum. Söz veriyorum, bundan sonra benim için kral olman hiç önemli değil. Sağ ol baba. Arkadaşlar siz de sağ olun. Babamları uyardığınız için. Sizler birer kahramansınız. Herhalde aslanım. Hatta dur bak şimdi ne diyeceğimi pandomun mu anlatacağım yine size. Döptüm pando mi 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 pamo pando. Siz muhteşem dedektiflersiniz. Aferin sana. Merhaba. Oğlum kurtuldun. Yaşasın. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Remzi, böyle akıllı bir evlada sahip olduğun için çok şanslısın. Bana da sahip olduğu için çok şanslı değil mi? Beni dövsene biraz. Öyle balık gibi bakma. Çabuk öl beni. Evet, şu vidayı da sıkalım. Biraz da şurayı döndüreyim. Çok az kaldı. Oho! Mahallenin akıl küpü buradaymış. Ne haber Mirce? İyi mi? Şunu da şuraya. Bir karton gofret karşılığında sana yardım edebilirim dostum. Anlaştık. Şimdi ittir arkadan bakalım. Yokuşun başına götürelim. Oradan aşağı doğru bırakacağız ve yeterli hıza ulaştığındaysa bu roket Mars'a gidecek. Geçenlerde de bir roketi yollamışlardı Mars'a. Sen de araba koydun mu roketinin içine? Ben bir şey koymadım. Boş yollanır mı Mars'a? Çok ayıp. Seni koyalım içine Tanju. Orada gofret var mı? Ne gofreti? Orada oksijen bile yok. İstemem o zaman. Araba iyi fikirmiş ama. Ben de bir araba koyayım bari. Sen bunu ittirip yokuşun başına götür. Ben hemen geleceğim. Bari avans olarak bir tane gofret verseydin. Çabuk olun, hadi. Baba, uzaktan kumandalı arabaların olduğu poşet nerede? Oğlum, hepsi arkadaydı. Anneniz bizi market alışverişine yolladı. Biz ne yaptık? Gittik uzaktan kumandalı araba aldık bir sürü. Bence iyi bir yatırım oldu. Tamam, buldum. Alışveriş poşetlerini de alalım bari. Katriye çıldırmasın. Sen de bunu al Necati. Nerede kaldınız siz? Misafirlerim gelecek birazdan. Hani nerede sipariş? Buyur karım. Saç kurutma makinesi de aldınız değil mi? Evet, aldık, hepsi orada. Cipsler, bisküviler. Evet, hepsine evet. Remzi, takıldın mı sen? Evet, aldık. Sinir ettin ayol beni. Eyvah, yoksa misafirler mi? Merhaba yenge. Şimdi şöyle ki, ben bir roket yaptım. Tam Mars'a yollamalık. Acaba Remzi arabasını Mars'a yollamama izin verir mi? Öyle mi? Al anahtarı, tepe tepe kullan Mirket. Tamam, araba da hazır. Yukarı çıkaralım, rokete bağlayalım. Şu iki astronot adamı da koyalım şuraya. Bakın burada bir şey yapıyorlar. Kesinlikle bir işler karıştırıyor. Yine değişik işler peşinde. Ne yapıyor? Evet, her şey hazır. Bir dakika, bir şey eksik değil mi sizce de? Kumandalar yok. Kumandalar nerede? Saç kurutma makinem nerede? Gözüm nerede? Gözümdeymiş. İyi de ben gözlük takmıyorum ki. Arabada kalmış olmalılar. Çabuk gidip alalım. Koşuyorum. Ben koşmam böyle. Hay, koşun. Mars'a kadar koşarsınız. Arabam nerede? Baba, yerde bir kağıt var. Araba küçülmüş ve kağıt olmuş. Burada gizemli bir şeyler var. Ne yazıyor? Arabanı Mars'a göndermeme izin verdiğin için çok teşekkür ederim Remzi'cim. Yazan Mirket. Hadi
eski mahalleli. Bakmayın öyle boş boş. Bir el atıverin de şu roketi Mars'a yollayalım. Oley! Yokuş aşağı roket yollayacağım. Hayatımın en anlamlı günü bugün olmalı. Yalnız size bir şey yok. Sadece bana gofret var. Hadi hadi hadi. Hadi girelim hadi. İttir ittir. Çabuk o roketi durdurun. Ha? Gel bizi hemen içeriden kumandaları alalım Şakir, yürü. Sen ne yaptığını sanıyorsun Mirket? Benim arabamı varsa yollayamazsın. Ama Kadriye öyle söylemedi. Bir karton gofret geliyor. Evet, gofreti alayım. Dur dur şunu Mirket. Artık çok geç. Yeterli hıza ulaşırsa roket aktif olacak ve Mars'a gidecek. Seni ben ne yapayım Tanju'm? Ne yapayım ha? Şakir'le Necati arabanın içindeydi. Şimdi gofret işi ne oldu? İptal mi? Nerede bu kumandalar? Nerede? Çabuk bulalım şunları. Sinirden elim ayağım titriyor. Sen değil, araba titriyor. Eyvah! Galiba roket hareket etti. Ben Mars'a gidemem. Daha çok gencim. Leyla bak, bir yıldız kayıyor. Gündüz vakti yıldız mı kayarmış? Yıldızlar sadece gece mi kayar? Ne alakası var? Ama hep gece kayardı yıldızlar. Bence sen konuşma pek Leyla. Sadece havaya bak. Biz roketiz roket. Yıldız değiliz. Yanlış olmasın. Ne oluyor? Yaşasın! İlk maceramız başlıyor Şakir. Baksana, roket arabadan ayrıldı. Vay canına! Şuna bak Necati abi, uzayda süzülüyoruz. Dünya buradan ne kadar da güzel görünüyor. Ay, güzel mi görünüyorum? Yapmayın, utandırıyorsunuz beni. 6 ay sonra. Çıldırdım galiba. Biri 6 ay sonra dedi. Sen de duydun mu Şakir? Sakin olmalıyız. Sakin olmalıyız. Sakin olursak her şey hallolur. Sakin olamadılar. Bütün poşetlerdeki yemekler bitti. Bir tek bu cips kaldı. O ne? Mars. İşte Mars'a gelmişiz. Sonunda. Açlıktan seni tavuk döner olarak görüyorum Şakir. Madem hayal görüyorsun, neden daha iddialı şeyler görmüyorsun ki? Çünkü tavuk döneri çok seviyorum. Ketçaplı, mayonezli. Mars'a geldik gelmesine ama yüzeye nasıl ineceğiz? Bir saniye. Belki de saç kurutma makinesi işimize yarayabilir. Evet, hemen saçlarımızı kurtalım. Hangi poşetteydi bu? Buldum. Umarım işe yarar. Hadi bakalım. İşe yarıyor. Mars'a iniyoruz. Ayağımı ne yasırıyorsun? Tavuk döner. Kadriye tutar mısın şunu? Yani bizim çocuğun başına bunların geleceğini bilseydim hayatta sana arabanın anahtarını vermezdim Mirket. Aynen. Sana da yazıklar olsun. 6 ayda bir roket yapamadım Mirket. Sana 60 yıl versem bir roket yapabilir misin peki? Roket değil de bir kağıt uçak yaparım herhalde. İnanamıyorum. Sağ salim inmeyi başardık. Mars'a inen ilk dünyalılar biziz. Bu benim için küçük ama Şakir için bayağı büyük bir adım. Çünkü Şakir 36 giyiyor, ben 48. Dur Necati abi, beni bekle. Sonra kalan dora kalır Şakir. İşte ileride roketin Mars'a ulaşan kısmını bulduk. Kimse var mı? Ya Necati abi, kim olacak koca Mars'ın ortasında? Burada da yok, burada da yok. Yok Şakir, yok. Hiçbir yerde yemek yok. Unuttun mu Necati abi? İnsansız uçuştu bu. Yemeği niye koysunlar? İnsansız değil, insafsız uçuş bu. Yemeksiz roket olmaz olsun. Elimde bir tek yarım paket cips, bir de tavuk döner kaldı. Ben tavuk döner değilim.
Neyse, işe yarar mı bilmiyorum ama başka bir şey denememiz gerek. Düşünsene, toprağımız var, güneşimiz var. Neden kendi patatesimizi yetiştirmiyoruz? Toprağa patates cipsi ekelim. Tek şansımız bu. Ya olmazsa? Bu yarım cips benim her şeyim. Denemek zorundayız. Ne olur eve geri dönelim Şakir. Ne olur. Eminim babam bizi kurtarmak için elinden geleni yapıyordur Necati abi. Merak etme. Başardık. Uzay cipsini üretmeyi başardık. Ünlü şef Necati patatesten değişik tarifler uyguluyor. Patatesten salata, patatesten kebap, patatesten tatlı, patatesten patates, hatta patatesten ayran bile yaptı. Ama zaman geçmek bilmiyor. Umutsuzluğa kapılmaya başladık. Ve dışarıdan değişik sesler geliyor. Kapana kısılmış hissediyoruz. Eyvah, misafirlerim erken geldi. Daha patates sütlacım bitmemişti. Ne misafiri Necati abi, şaşırdın mı? Biz burada yalnızız. Tabii Marslılar gelmediyse. Marslılar mı? Eyvah, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Keşke annem burada olsaydı şimdi. O ne yapacağını bilirdi. Sanki bununla ilgili bir şey demişti. Necati, çabuk buzdolabını ısırmayı bırak. Bu değil. Necati, çabuk bizi bu paralel evrenden çıkar. Bu da değil. Misafirperverlik her şeyi çözer Necati. Bunu sakın unutma. İşte bu. Dur Necati abi, ne yapıyorsun? Sakın kapıyı açma. Bana güven Şakir. Ne yaptığımı sanırım biliyorum. Hey, ne yapıyorsunuz gezegenimizde? Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hadi gelin de size özel tariflerimi tattırayım. Oturun şöyle. Patates çayı da ister misiniz? İşe yaradı. Sizi düşman sandık, yakalamaya gelmiştik. Ama misafirperverliğinize hayran kaldık. Ayrıca tarifini bu salatanın acayip güzelmiş. Ne? Tarifi mi istiyorsun? Asla vermem, asla. Ben yaptım bunu. Sır, fil sırrı. Necati abi, sakin olsana. Bakın ne diyeceğim. Bizim acilen dünyaya dönmemiz gerekiyor. Bize yardım edin, Necati abi de tarifi versin. Uzay seyahati çocuk oyuncağı. Ama yıllardır böyle güzel yemek yememiştim ben. Hadi verin tarifi. Peki öyleyse bunu gezegenler arası barış için yapıyorum. Tamam o halde, teşekkür ederiz. Çayımızı bitirip çıkalım. O da patates çayı. Muhteşem olmuş değil mi? Evet, bu da tamam. Hadi Remzi, gidiyoruz. Rotayı doğrudan Mars'a ayarladım. Bir an önce kurtaralım Şakirleri. Yaşasın. Sonunda bitti. Bir hadi şu rokete. Geri sayımı başlatıyorum. Kalkış için son 10 saniye. Necdet, Şakirler geri döndü. Durdurun uçağı, inecekler. Birket, durdur şunu. Tuşa bastım. Artık çok geç. Hayır. Baba, nereye gidiyorsunuz? Bari gitmişken bizim arabayı da geri getirin. Umarım yanlarında yeterince cips vardır. Değil mi tavuk döner? Of. Necati, her şey tamam mı? Oha! Teşekkürler müdürüm. Yani evet, buraları çok güzel hazırladım ama kupa kazanmayı ben de beklemiyordum. Necati, dur, kupa senin değil. Ne olmuş? Bu madalyon da senin değil ama ben bir şey diyor muyum? Evet, diyorsun işte. Aman neyse. Bu kupayı yapılacak dans yarışmasının birincisi alacak. Buraya koyuyorum. Güvenliğinden sen sorumlusun. Bu görev tam Necati'ye göre. Hiç merak etmeyin müdürüm. Bu kupaya gözüm gibi bakacağım. Bakın, gözlerime çok iyi bakıyorum. Çok havalı kıyafetleri var ve harika kokuyorlar. Kokla bak, kokla. Lavanta tazeliği. Gözleri koklamak istemiyorum. Uzaklaş. Benim biraz işim var. Sorumluluk sende. Sorumluluk bendeyken hiçbir şey ters gidemez. 5 dakika sonra. Hey, hemen söyle bakalım, nereye gidiyordun? Top oynamaya gelmiştim. Çocuğum, beden dersi değil ki. Geometride küre konusuna gelmiştik, sayılmaz mı? Necati! Fil! Necati! Fil!
değil. Necati, oley! Büyük taraftar sen, çok yavaş ol. Necati, kupa yok. Çabuk tüm çıkışları kapat. Cümbürümlerin dikkatine. Bütün çıkışlar kapatılıyor. Çabuk tüm çıkışları kapatın. Tamam, kapattım. Çıkışlar da kapatıldı. Çayın altını da kapattım. Müdür bey, tüm çıkışlar kapatıldı. Çaycı Muzaffer çayın altını bile kapattı. Akşama kadar çay yok. Necati, hemen bu odadaki herkesi topla. Kupayı çalanı bulana kadar herkesi sorgulayacağız. İyi de sadece Cemşit var burada. Toplasan 40 kilo etmez. Karışık toz, yarısı ısırılmış silgi, mandalina. Öğrenci kokusu alıyorum Necati. Çabuk kendinizi gösterin. Müdürüm, ders zili bile öğrencileri bu kadar hızlı toplayamıyor. Tebrik ederim. Bu çocuklar odama gelsin. Çalıntı altın kupayı bulmamız lazım. Biraz dedektiflik oynayacağız. Olacaktım. Sen hırsız ol. Hadi hadi. Ver kıyafeti bana. Şşt, Necati. Kupayı çalan bir hırsız var zaten. Şüpheliler de bunlar. Şakir, Deniz, Arif ve Cemşit. Ha? Cemşit? Yoksa kupayı sen çaldın da kaçmaya mı çalışıyordun? Hayır, kupayla bir alakam yok. Sadece top oynamak istiyorum. Benim bildiğim tüm topçular kupa peşinde koşar. Bence sen de istiyordun kupayı. Spor salonundaki kapının orada top arıyordum. Size yakalandım. Yalan! Spor salonunun bir kapısı yok. Çünkü spor salonları fotosentezle beslenir. Saçmaladın Necati. Birden heyecanlandım. O halde sakin ol. Evet, sırayla başlıyoruz. Anlat Şakir. Şöyle ki benim de kupayla bir ilgim yok. Bugün öğle arasında kumpirle saklambaç oynuyorduk. Onu ararken masanın altına girdim. O yüzden oradaydım. Kupayı ben almadım. Bana inanmalısınız. İyi de çocuğum, niye o kadar uzun süre kaldın masanın altında? Masanın altında olmadığından iyice emin olmak istedim. Kumpir bayağı iyi saklanır. Yalan! Kumpirler ikiye ayrılır. Sade ve karışık. Necati sus. Sen anlat bakalım Arif oğlum. Arif senin oğlun mu? Hiç benzemiyorsunuz. Necati abi, ben bir zürafayım. Peyami babada bir kaplumbağa. Onu niye kimse sormuyor? Necati konuyu saptırma. Anlat Arif. Tamam müdür bey, ben okuldaki organizasyonlarda teknisyen olarak görev alıyorum. O yüzden bugün yapılacak etkinlik için de müzik düzeneği kuruyordum. Yani kupayla bir alakam yok. Basket potasında ne işin vardı? Üçlük müydün, ikilik mi? Yoksa foul atışı mı? Necati lafımı bölme. Hırsızı ya benim yöntemlerimle buluruz ya da hiç bulamayız müdür bey. Bu işi 36 senedir yapıyorum ben. Bana güvenin. Şimdi cevap ver Arif. Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk. Nedir bu? Ha? Şüpheli hiçbir şey bilmiyor müdürüm. Devam edelim. Ben dans yarışması için pratik yapmaya gelmiştim. Demek kupayı çok istiyorsun. Evet, çok istiyorum. İtiraf etti, yakalayın. Muzaffer, aç çayın altını. Hırsızı bulduk. Oley. İyi de kupayı çalmama gerek yok ki. Zaten çok iyi dans ediyorum. Birinci olmam garanti. Unutma ki geçen sene birinci olan dans yarışması bile bu sene ikinci oldu. Kendine fazla güveniyorsun bence. Benim kafam karıştı. Bence olayı çözdüm. Kupayı çalan kişi işte burada. Görünmez adam. Necati, orada kimse yok. İşte görünmez adam da öyle düşünmeni istiyor zaten. Hem madem öyle, niye 5 sandalye koydurdunuz buraya? Sadece 4 şüphelimiz var. Dur bir dakika. Kamera kayıtları. Görünmez adamı kamerayla yakalamaya çalışıyor. Hiç anlamıyor bu işlerden. Değil mi görünmez adam? Hı? Görünmez adam kaçmış. Spor salonundayken bilgisayara virüs girmiş. Kamera kayıtlarını açamıyorum. İsterseniz ben virüsü ortadan kaldırıp kamera kayıtlarını geri getirebilirim. Anlarım bu işlerden. Harika. Necati hazırlan. Arif kamera kayıtlarını açana kadar şüphelileri birebir sorgulayacağız. Durun bir dakika. Aramızda bir köstebek var. İşte köstebek. Çaylar geldi. Ha tamam tamam. Bizim Muzaffer'miş. Muzaffer hırsızı bulamadık hala. Sen yine çayın altını kapat bence. Abi karar verin siz de. Zırt pırt çay mı demleyeceğim?
Evet Şakir, anlat bakalım. Necati, bu eşyalar ne böyle? Arkadaşın doğum günü vardı. Eşyalar artınca okulun deposuna kaldırmıştım. Bugün de maceradan geri kalmadık. Çok mutluyum. Oğlum Şakir, bu madalyon Necati'nin söylediğine göre seninmiş. Doğru mu? Ha? Evet, benim madalyonum o. Nerede buldunuz? Madalyonunu nasıl kaybedersin Şakir? İkiz madalyonlar bizim arkadaşlığımızı simgeliyordu. Necati, konuyu dağıtma. Şakir, madalyonunu kupanın çalındığı vitrinin yanında bulduk. Yani kupayı çalarken madalyonunu düşürmüş olabilir misin? Ha? Ama nasıl olur? Ben vitrinin yakınına bile yaklaşmadım. Zaten kupadan bile haberim yoktu. Müdürüm, ben Şakir yalan söyleyince anlarım. Ama doğruyu söylüyor gibi. Öyle diyorsan sana güveniyorum. O zaman diğer şüphelileri sorgulayalım. Ama ben kendime güvenmiyorum. Kesin yalan söylüyor. Ha? Ne? Hayır, doğruyu söylüyorum. Ben yalan söylemem. Şimdi içeri git ve bizi orada bekle. Necati, ne yapıyorsun? Görünmez adama sıra gelsin diye bekliyorum. Tabii önce onu bulmamız lazım. Sıradaki. Sıra bende mi? Şşş. Burada soruları ben sorarım. Soruyorum. Söyle bakalım. 3 kere 2 kaç eder? 6. Olabilir. Doğruyu söylüyor olabilir müdürüm. Ama emin değilim. Bunu bana bırak. Evet Cemşit, kupayı çaldın mı çalmadın mı? Çalmadım, top oynayacaktım. Bir elimde kupayla nasıl top oynayayım? İzninle sana bir masal anlatmak istiyorum. Bir varmış bir yokmuş. Aa, biri yokmuş. Oo, müdür bey, şüpheliyi kaybettiniz. Sihirbazlık değil, dedektifçilik oynuyoruz burada. Cemşit yine top oynamaya gitmeye çalışıyordu. Ben yakaladım. Sen kendi işine baksana Deniz. Sadece hırsızın bir an önce bulunmasını istiyorum. Böylece kupamı kazanabilirim. Deniz'i spor salonundaki bilgisayarı kurcalarken gördüm. Belki de kamera kayıtlarına ulaşmayalım diye virüs yükledi. Ha? Bu doğru mu Deniz? Ben içeride bekliyorum. Cemşit'e gerçekten inanıyor musunuz? Asıl sen Cemşit'e inanabiliyor musun? Basket oynayacakmış ama beni çağırmamış. Necati, dur bir dakika. Deniz kızım, doğruyu söyle. Bilgisayara virüs mü yükledin? Evet, doğru. Senden hiç beklemezdim. Ama olay bildiğiniz gibi değil. Ailem dans etmemi istiyor ama ben aslında DJ olmak istiyorum. Salona girdiğimde müziği açık görünce ben de DJ gibi davranmak için bilgisayar başına geçtim. Virüsü yanlışlıkla indirmiş olmalıyım. Bir ses duyunca da hemen saklandım. Ama kupayla bir alakam yok. Bir dakika. Müzik en başta niye açıktı? Hı? Olamaz. Ne oldu, ne oldu? Mısır patlatmıştım. Yemeği unuttum. Siz devam edin. Müziğin açık olması bir ipucu. Deniz, sen içeri geçebilirsin kızım. Kamera kayıtlarını kurtarmak üzereyim öğretmenim. Bir dakika bekle bakalım. Madem sen bilgisayar sistemini kuruyordun, neden müziği açık bıraktın ve ortadan kayboldun? Öylesine. Gözlerime bak. Gözlerim kaliteli giyinir. Güzel de kokarlar. Şimdi bana doğruyu söyle. Spor salonunda ne yapıyordun? Tamam, yakaladınız beni. Zaten kamera kayıtlarından her şey belli olacak. İşte bu kadar. Aç çayın altını Muzaffer. Hırsızı yakaladık. Kesin bilgi mi? Hırsız değil, balet. Baleti yakaladınız. Hı? Ben aslında teknisyen değil, dansçı olmak istiyordum. Bu yüzden müzik açıp bale yapmaya başladım. Sonrasında yanlışlıkla vazoyu kırdım. Birilerinin geldiğini duyunca da ilk gördüğüm yere saklandım. Boyum uzun olduğu için ilk gördüğüm yerde basket potası oldu. Demek o dağınıklığın sebebi sensin. İşim gücüm yokmuş gibi döktüğün toprağı temizliyordum. Parkeyi siliyordum. İyi de Necati, senin işin gücün bu zaten. Ne? Kimse işe girerken bunu bana söylemedi. Ha? Müdür bey, bir şey buldu galiba. Benimle gelin. Gel. Kaçırma bunları. Necati, otur buraya. Kimse yerinden kıpırdamayacak. Benim olay yerini incelemem lazım. Kusura bakma görünmez adam. Ezildin sanırım. Ama emir büyük yerden. Tam da tahmin ettiğim gibi. Herkes beni dinlesin. Olayı çözmek üzereyim. Şakir, ceplerini kontrol et ve madalyonunu bulmaya çalış. Ha? Madalyonum cebimdeymiş. Oo, müdür bey sihirbaz olmuş. Nasıl ışınladın madalyonu Şakir'in cebine? Ben ışınlamadım Necati.
Çünkü bu madalyon senin madalyonun. Hep beşinci sandalye niçin var diye soruyordun. O spor salonunda suç anında beş kişi vardı. Beşinci şüpheli sensin. Toprağı temizlediğini söyledin. Ama işini yarıda kesip faraşı vitrinin kenarına bırakmışsın. Sonra da kupayı alırken madalyonu düşürmüşsün. Ama o zaman hırsız benmişim. Sorgu odasına. Çabuk söyle, kupayı neden çaldın? Ben kupayı çalmadım. Tüm kanıtlar seni işaret ediyor. Yalan söyleme. Her zaman her şey beni işaret eder. Çünkü ben bir yıldızım. Kupayı nereye sakladın? Kupa nerede bilmiyorum. Bana yalan söyleme. Necati dur, başımı döndürdün. Otur şuraya ve en başından anlat. Salondan bir süreliğine çıkmıştım. Ancak bir cam kırılma sesi duydum. Ve vazonun kırıldığını gördüm. Faraşımı alıp toprağı temizlemeye başladım. Ama sonra çok yoruldum ve acıktım. Mısır patlatıp yemeğe koyuldum. Ama sonra siz çağırdınız ve kupanın çalındığını söylediniz. Ve o zamandan beri mısırımı yiyemedim bir türlü. Kamera kayıtları hazır. İşte gerçeklerin zamanı. Sonunda. Suçlu muyum müdür bey? Doğru söyleyin bana. Ben mi çaldım kupayı? Göreceğiz Necati. Göreceğiz. Havalı çıkış yapayım dedim, olmadı. Önümü göremiyorum bununla. Herkes otursun. Film başlamak üzere. Durun durun. Mısırımı getireceğim. Tam zamanı. Bayılırım böyle sahnelere. Ohohoy. Gitmişken Cemşit'i de getir. Yine gitmiş. Baba. Ah, Bozo'yu kırdım. Biri geliyor. Ooo, müzik açın. Umarım Deniz beni görmemiştir. Kumpir, neredesin? Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Karpuz. Ha? Burada mısın? Alo, Mirket abi. İcat ettiğin görünmezlik kalkanı işe yaradı. Bundan sonra saklambaçta kimse yenemeyecek beni. Kumpir, çabuk kalkanı laboratuvara getir. Sen oyun oynayasın diye icat etmedim ben onu. Oo, pekala, bu turu kazanıp getiriyorum. Ha? Kalkan nerede? Görünmezlik kalkanını görmeden nasıl bulacağım şimdi? Temizlik adam, temizlik adam. Hemen saklanmalıyım. Temizlik adam, temizlik adam. Yarışmanın kazananı temizlik adam. Of, dans etmek çok acıktırdı. Hey, hemen söyle bakalım nereye gidiyordun? Yap yap, kötü adam bir ket mi çıktı? Böyle suç filmi olmaz olsun. Bilet paramı geri verin çabuk. Hayır hayır, kupa hala vitrinde. Görünmezlik kalkanı yüzünden görünmüyormuş. Hırsız falan yokmuş ortada. Biri beni spor salonuna geri süpürebilir mi? Görünmezlik kalkanını geri götürmem lazım.